Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Sürpriz. Şerif. Dev sürpriz oldu, baksanıza. Kıza inme indi. Nasıl ya? Nasıl buldun sen beni? Aç ulan kapıyı. Aç ulan, ecelin geldi, aç. Ecel derken nasıl yani? Bırak o telefonu lan. Girdin mi sana o telefonu? Açın kapıyı! Efendim, aç ulan, çekil lan ayağımın altından! Ne yapıyorsunuz ya? Efendim Gülizar? Alo, alo! Şerif, Şerif burada! Şerif gel! Şerif Gülizar, gel. Bağırmadan sakince söyle, anlamıyorum ne dediğini. Şerif burada! Şerif burada, geldi buraya! Ne? Şerif gel, çabuk! Çabuk, çabuk! Var mı öyle hesap ödemeden voltayı almak? Tamam, tamam. Sakin ol Şerif. Tamam. Sakin. Tamam Şerif. Konuşabiliriz. Bak benim artık param var. Öderim hesabı. Gerçekten ben sana istediğini ödeyebilirim. Bak her yer güvenlik kamerası başım belaya girer. Artık istediğin kadar para verin. Faiziyle öderim borcumu. Ben kimseye hiçbir şey söylemem. Unuturuz, her şey aramızda kalır. Benim için soğurma ben o parayla. Ant içtim ben, ant. Ne yapıyorsun be? Manyak mısın? Bıraksana kızı. Şimdi görürsün. Sana ne yaptım? Sen değil, anan yaptı. O Esma benim abimi ayarttı. Anam Hasan diye öldü. Hep o yüzünden. Benim annem hiçbir şey yapmadı. Benim annem sadece şarkı söylüyordu. Abi koş. Koş, kızı öldürecek manyak. Esma benim ailemi dağıttı lan. Parayla görülmez bu hesap. Güzel. İzmir'de. Vay 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 vay, esas oğlan da gelmiş. Elimden mi alacaksın lan kızı? Çok korktum. Tuğrul abi! Tuğrul abi! Ne oluyor lan? Gülcan'ın başı dertte. Ne oldu? Koş, öldürecek kızı manyak. Hadi koş. Ne oluyor lan? Sakin ol, indir şu silahı bak. Sonu kötü olacak. Neyin sonu lan? Ben geldim zaten sonuna. Lan ne oldu oğlum? Söylesene. Koş abi, koş. İndir şu silahı. Birazdan herkes buraya doluşacak. Sen nereye kaçacaksın sanıyorsun? Cehennemin dibine. Murat yaklaşma, güvenliği arıyorum. Yaklaşma, yaklaşma. Murat, bu... Bu ne yaptı biliyor musun biz İzmir'deyken? Bu geldi. Gülizar, iyi misin? Ben iyiyim, sen iyisin nasıl? İyiyim. İyiyiz, bak sıcak sıcak bir şey istemezsin. İyiyim Gülizar. Tuğrul abi! Tuğrul abi, Tuğrul! Vuruldu, ona geldi. Durun, elini çek, elini çek. Durun abi. Hemen ambulansı ara. Tamam, yok bir şey, yok bir şey. İyisin, iyisin, iyisin. Tamam, tamam. Şşş. Hadi Fuat! Sür lan, sür. Sür. Hadi oğlum, sür lan, sür. Allah kahretsin seni Şerif. Hadi oğlum, hadi lan, hadi bas. Bas, 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 bas. İyi olacak, merak etme. İyi olacak. Al şunu. Durul. Kalk. Lan bırak. Kalk. Lan bırakın beni lan. Yürü. Bir şey oldu, Durul. Yok, kim o kadın, kim o kadın? Ne oldu? Durul oğlum, iyi misin? Ne oldu? Candan Hanım, açılın. Ne oldu? İyi mi, bir şey söyle. İyi, iyi, iyi olacak, açılın. Lan bırak.
bırakma, bırakma. Lan hayatımı bitirdiniz lan. Yürü. Ne arıyor burada ya? Gülizar! Gülizar! Nerede kaldın? Gülizar! Gülizar ne kaldın? Murat nerede kaldın? Abi, abi ne oldu abime Murat? Abime ne oldu? Mine, Mine iyi olacak merak etme. Mine açıl! Gülü sana bir şey yaptı mı? Gülü bir şey söyle, bu kadın sana bir şey yaptı mı? Abi ne yapacaksın? Aradım abi, sen yaptın mı sana? Bire kızım, bir dakika. Bırak, ne oldu ya? Nefes alıyor, nefes alıyor. Ona su getiriyor. Sen bak, su getiriyor. Ya nerede bu ablam? Biz sana bir şey yapsak, kaldırsak bir yerden kaldıralım. Hayır, hayır. Ya ambulans neredeyiz? Tamam, tamam, aradılar. Kardeşim tamam dur geliyor. Tamam geliyor. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Evet Eksay abi. Şimdi ne yapacağız? İlk müdahaleyi yaptık hocam. Sağ karotis lateralinden vurulmuş. Herhangi bir ana artere isabet etmemiş. Kanamayı şimdilik kontrol altına aldık. Tamam, al kardeşim. Lütfen siz burada bekleyin. Çok korkuyorum ben. Bir şey olmayacak, merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Başımıza gelenler. Ya kimdi o kadın? Kimdi o kadın? Ya bizim çiftliğimizde işi neydi? Benim çocuğum canına kastetti. Benim yüzüm. Şşt, susar mısın sen? Canına mı susadın? Bir dakika, bir dakika. Ne demek benim yüzümdendi? Sen tanıyor musun o kadını? Gel hadi biraz bir hava alalım ha. Hiçbir yere gidemezsin. Her şeyi bana anlatacaksın. Şerif. Şerif. İzmir'den. Benim annemle eskiden bir davaları varmış. Şimdi intikam almak için. Benim peşimde bu katil eksikti ha. Anladım. Bir annenin bu katil eksikti. Canlarım. Sen ne bela şeysin be. Ne bela şeysin. Kocanı öldürdüğü yetmedi. Şimdi de oğlumu alacaksın elimden. Geldiğinden beri başımıza bela oldun. Ne huzur kaldı, ne dirilik kaldı. Gelin abla. Anla artık kızım, anla. Sen buraya ait değilsin. Defol git buradan. Gelin, kendine gel. Gel sen benimle. Kendine gel. Torunum içeride can çekişiyor. Yeri burası. Babaanne, annem haklı. Onun yüzünden bu abim bu halde. Defol gitsin buradan. Ha yeter. Tamam. Kızcağızın hiçbir suçu yok. Kadın zıvanadan çıkmış manyağın teki. Ya zaten kafadan sakat. Püskülü bela. Bu tutturmuş Gülizar da Gülizar diye ta buraya kadar kalkmış gelmiş. Ne yapalım ya? Yani o da sizin kadar mağdur. Ne kadar korktuğunun farkında değil misiniz? He korktu tabii ya. Her şey o gerizekalının yüzünden. Buradan defolup gidecek. Allah Allah. Gülizar, bir su içmek ister misin? Sakın ama sakın onların söylediklerine kulak asma. Senin hiçbir suçun yok. Bu dünyaya gelmem bile suç benim be. Ben kimim ki?
Annesinin babasını bile istemediği bir eziğin teki. Kim ne yapsın beni, kime ne faydam var benim? Gülizar. Haklılar. Suçluyum işte. Tuğrul benim yüzümden vuruldu. Fettah da benim yüzümden. Ben etrafımdakilere sadece acı veriyorum. Başka bir şey yok. Aile benim neyime ya? Keşke ben vurulsaydım. Dünya bir lüzumsuzdan kurtulmuş olurdu. Vallahi. Keşke ben vurulsaydım. Birazcık sakin ol. Allah'ım oğlumu benden aldın. Bari torunumu bağışla yarabbim. Eğer ki abime bir şey olsun, yemin ederim kendi ellerimle öldürürüm o yellozu. Evet, çay içmek isteyin. Ben harareti alır diye şey yaptım ama. Bir haber var mı? Sen ne yüze geliyorsun buraya be, ha? Gelin hanım. Ne gelin hanım, gelin hanım, gelin hanım? Ya oldu olacak, bir de gelsin, teselli etsin. İstemiyorum o kızı burada. Görmüyor musun halini ya? Gözleri kan çanağı gibi. O da en az bizim kadar üzgün. Üzgünmüş. Ya bırak babaanne Allah aşkına ya, rol kesiyor, görmüyor musun? Hem ne malum abimi kendi vurdurtmadı. Bile. Sakın duyma. Ne, olamaz mı? Miras'tan daha fazla pay alabilmek için belki de yaptı. Yeter ya. Tuğrul'um içeride diye ağzımı açmıyorum. Gülizar, sakın. Abuk sabuk konuşma. Siz ağlasanız da, bağırsanız da... Tuğrul, Gülizar'ın abisi ve Gülizar hiçbir yere gitmiyor. Gülizar. Bulamayınca seni merak ettik. Nasıl, iyi misin? Öncelikle geçmiş olsun. Ameliyat oldukça başarılı geçti. Ay çok güzel. Durumu şimdilik stabil. Hayati tehlikeyi atlattı ama değil mi? Evet, kendisini yoğun bakım aldık. Bir müddet dinlenmesi gerekecek. Şahane haber. Gözümüz aydın. Yalnız kana ihtiyacımız olacak. Hastamız çok kan kaybetmiş. Aranızda sıfır RH pozitif varsa... Ben varım. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Peki, hemşire hanım size bu usta yardımcı olsun. Doğru, bence. Çok teşekkür ederim. Çok şükür ya Rabbim, bin şükür. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Aylardan sonra... Senin ne işin var ya? Hadi naş yukarı. Biraz korktuğun gibi geldi bana. Ben? Ha. Ne korkacağım? Ben ne alakası var? Yani unuttun galiba. Sağlıkçıyım ben de. İğne korkusunu hemen tanırım. Özellikle senin gibi keçilerde. Yok yok, da vardır, o da var. İlla bir ayarsızlık yapacaksın değil mi Gülizar? Ne yapayım? Ortayı sen yaptın. Egole attım da şimdi ağlanma. İyi peki. 1-0. Kolumuzu açalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Sen şimdi ufakken aşı olmuşsundur değil mi? Yok, ben pek hoşlanmazdım ya aşıdan, kaçtım hep. Ha, en azından bir sivrisinek ısırmıştır ama. Oo, bak bizim orada çok şey vardı, bizim aynı arkasında bir çöp yanı vardı.
Orada çok vardı ya. Böyle şey yaparlardı, sürü gibi olurlardı. Önümüze gelene bin tekme diye diye insanlara saldırırlardı. Şimdi onlar kocaman da olur tabii. Of, hem de nasıl. Hele akşam oldu mu var ya, düşman askeri görmüş gibi saldırırlardı herkese. Hele en çok da bana. Ay canım Suzi'cim de bana, senin kanında bal var. En çok senin kanını seviyorlar derdi. Ne günlerdi onlar sevişmekler. Vallahi ya. Geçmiş olsun. Aa, nasıl ya, bitti mi? Böyle bak istiyorum. Sen beni konuşturup konuşturup. Ya. Bir bir. Test sonuçları 2 saate kadar çıkar. Ben size bilgi vereceğim. Teşekkür ederiz. Ya çok güzel çıkar. Asildir benim kızımın kanı. Asil. Abi. Ya sırası değil ama sana bir şey söylemem lazım. Söyleme Fuat. Abi bir dakika. Ne yapıyorsunuz? Abi çok özür dilerim, hemen alacağım. Abi bir dakika, söylemem lazım. Söyleme Fuat. Niye? Çünkü vakitsiz öten horozun kafasını keserler Fuat. Madem sırası değil, söyleme oğlum. Tamam hadi. Abi bir dakika, ben bir halt ettim, affedersin. Ben malımı o kadar iyi tanıyorum ki Fuat. Altından bir çapanoğlu çıkacağı belliydi. Öt Fuat, dinliyorum, evet. Abi şimdi bu YouTube'da videoların altına yorum yazan yapımcı var ya. Allah'ım, evet. Ben gittim, onlarla bizzat görüştüm abi. Hı? Adam Türkiye'nin 1 numarası ve Gülizar'la acil görüşmek istiyorlar. Ne? Acil. Aman da aman, abisine kanlar da verirmiş. Hilali Ahmer'e de bağlarmış. Kıyamam ben sana. Vicdanlı kuzum benim. Gel otur şöyle, otur. Ay abart Suzi, abart. İyiyim ben ya. Ben bir bakacağım. Otur. Hiçbir yere bakmayacaksın, burada oturacaksın. Daha yeni kan verdim. Otur şöyle. Otur. Ben sana bir tost alacağım, bir de meyve suyu. Sen de burada oturup beni bekleyeceksin. Tamam? Tamam. Bekleyeceksin. İsteyince oturmuyorsun. Bu ne zaman ne dese hemen laf dinler oluyorsun. Tabii sen de haklısın. Erik gibi çocuk. Aa, şu an gerçekten başlayacak mısın Suzi? Aman işte bunlar son makaralarımız. Bitiyor Dolce Vita hayatımız. Bak, Şerif karakolda bizim o malum olayın görüntüleri verdi mi... hop diye enseleniriz. Ne kız verir mi ki, ha? Ay ne bileyim Suzi, onu da o zaman düşünürüz. Yani malum şu an hani kan alındı ya, beynime gitmiyor. Oh oh. O kanlar abine can verecek, can. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de Tuğrul için çok dua ettim. Neyse, atlattı çok şükür. Risk yokmuş değil mi artık? İyileşti dedi doktor. Ama yok be, yırttık efendim. Zenginler kolay kolay ölmüyor, merak etme. Eğer benim yüzümden ona bir şey olsaydı... Ya, böyle şeyler düşünme lütfen. Geçti, bitti, gitti, tamam. Çok şükür. Allah'a şükür. Fazla uzamasın. Hayatımı bitirdi lan. Neredesin? Yavrum, avukatı ayarladık herhalde ya. Dur bakalım, konuşuyorlar şimdi polis. Ne diyecekler, göreceğiz. Ne diyecekler lan? Ne diyecekler? Önce nöbetçim gibi, sonra Kodes. Olmaz Dexo, yapamam ben bunu, olmaz. Bana bak, o İzmir'dekilere haber sal. Katil Gülizar'ın görüntülerini çabuk getirsinler. Ellerini çabuk tutsunlar. Güzelim, canım. Tamam diyorum ya, tamam. Ben de çözeceğim, merak etme sen ya. Ben de buradan çıkayım. Hepsinden şırıngayla kan almazsam bana da Şerif demesinler. Tamam, alırız söz. Hadi. Haberleşiriz.
Gel teyzeciğim. Bak girdin gördün abini. Ha, hadi artık üzülme. Ha? Bak yarına kadar da iyileşir zaten. Ha? Üzülme artık. Kimse oğlumu rahatsız etmesin. Uyuyor. Dinlenmesi lazım. Gel sen benimle. Sen beni duymadın mı? Duymadım canlarım. Biz buradayız nasılsa. Yok ben bırakmam torunumu kalırım. Bak sen de iyi görünmüyorsun. Ayakta duramıyorsun. Yok iyiyim ben ya iyiyim. Çocukların haline bak. Biri sakinleştiricilerle ayakta duruyor. Biri canının derdinde. Hadi biraz büyük sözü dinle. Git eve dinlen hadi kızım. Oyuneciğim ısrar etme istersen. Zaten zor bir gün geçirdin. Doktor da dinlensin dedi. Kızım. Hadi git artık lütfen. Git dinlen biraz bir de aklım sende kalmasın. Lütfen hadi. İyi peki. Ama bir şey olursa bana da haber verin lütfen. Tamam. Tamam veririz hadi. Ya abin iyi zaten. Biraz dinlensin hiçbir şey kalmayacak. Hadi. İnşallah babaanne. Her yan bir şeye ihtiyacınız olursa. Tamam Mahsus. Zemzem anne. Geçmiş olsun kızım. Rabbim acil şifalar versin. Kızım yani Tuğrul'un vurulduğunu duyunca... yani hemen ben gelinimin yanında olmam lazım diye tutturdu. Hasta yatağından kalktı valla. Hala geliniz miyim? Yani Murat pek öyle düşünmüyor da. Hacı sen ne bakıyorsun canım o delişmene? Onun kafası biraz karışık şimdi. Ama bak birkaç gün sonra pişman olur gelir sana. Hiç merak etme. Bak Veysel babam demeli deme. Mineciğim dinlenmen lazım. Hadi gidelim. Hayri Hanımlar nerede? Onlara da bir geçmiş olsun deseydik. Belki bir şeye ihtiyaçları olur. Ay yok olmaz Veysel Bey. Onlar şimdi odada dinleniyorlar zaten. İyi tamam biz o zaman burada bekleriz. Bir şey lazım olursa burada olalım. Yok olmaz olmaz bir şeye ihtiyaçları. Onlar zaten kimse beklemesin de dediler. Buyurun buyurun birlikte çıkalım. Siz de evinize gider dinlenirsiniz. Hadi Veysel. Tuğrul gayet iyi. Tamam merak edilecek bir şey yok. Tehlikeyi atlattı. Çok şükür verilmiş sadakamız vermiş. Peki iyi mi? Yani kesinlikle mi iyi? Hani... tam anlamıyla iyi diyebilir miyiz artık? Bir sürpriz bir haber gelmez artık değil mi? İyi. Ay görüyor musun başımıza geleni? Kesin nazar var nazar. Kurşun falan mı döktürsek acaba? Vallahi iyi aklına geldi. Hadi Şükrüye ablacığım. Burada yapabileceğiniz bir şey yok zaten. Siz de eve geçin lütfen. Aa Murat abi. Var bunları verelim. Tuğrul Bey hastaneye mi yedireceğiz? Ben de mercimekli börek yapmıştım ama en sevdiğinden. Tamam. Artık çıkınca evde yer. Tamam. Zaten yemek yiyebilecek durumda değil. Siz burada kalabalık yapmayın. Ben de son bir durumuna bakacağım. Oradan eve geçeceğim zaten. Hadi iyi akşamlar. Ama hiç olmadı yani böyle misafir gibi ziyaret. Hiç olmadı. Ya gitmeyeceğim diyorum. Anlamıyor musunuz? Ne yapacağım? Eve gidip güzellik uykusuna mı yatacağım? Ne dinlenmesi, ne uykusu ya? Ben o gözünü açana kadar burada kalacağım. Ben neyim ben? Şşş. Hemşire, burası bir hastane. Lütfen sessiz olur musun?
Ya siz de ısrar etmeyin o zaman. Ya biz sanki kötülüğüne söylüyoruz ya Gül'ü. Bir sıkıntı canım var kızım senin. Allah Allah. Biz seni düşündüğümüz için şey ettik işte. Kalıp ne yapacaksın ki? Ya tamam uzatma. Hadi. Kalacağım. Arabalar dışarıda gidiyor herkes. Hadi. Vallahi bunun sarı damarı tuttu. Yani ben daha uğraşamayacağım. Sen bir şey söyle belki seni dinler. Ya biri de beni anlasın ya kalacağım. İyi tamam. Siz gidin madem. Hepimizin beklemesine gerek yok. Yani öyle yapalım bence de. Ne diyorsun Fettah, gidelim mi? Ya ben durayım ya, sen de gidiyorsun zaten. Ben hiçbir yere gitmiyorum, buradayım. Aklınız kalmasın. Hadi. Ya vallahi bak işte buradaymış. Ya benim de böyle bacaklarım, belim falan her yerim ağrıdı yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Tuğrul da iyi. Değil mi? Hadi. Ya ne? Gidelim yani. Hadi Fettah, hadi. Gidin. Merak etme. Bak Gül'ü açtır ha, tamam mı? Bir şeyler yesin, sonra seni kafanın etini yer demedi deme. Tostumu bırakayım mı sana? Yok, vallahi tokum. Tamam. Hadi, gidelim. Gerek yoktu kalmanın. İstersen ona da sen karar verme. Sen aç mısın? Açsındır, açsındır. Aa, abla sen karar verebiliyorsun yani. Sen bana emanetsin. Bir yerde bayılıp kalacaksın falan, bir de seninle uğraşamam. Hiç merak etme, buna hiçbir şey olmaz. Ben domuz gibiyimdir. Ay pardon, da var diyecektim. Bak hala ya. Ben sana tost alayım. İyi kaşarlı sucuklu olsun. Mine kötü görünüyordu. Sakinleştirici vermişler. Babaannem dinlensin diye eve yollamış herhalde. Herhalde. İkiniz için de ayrıca çok zor bir gündü değil mi yani? İlişkiniz adına. Sen iyisin değil mi? Mine kötü diye iyi değilim o kadar. Ama sen haklıymışsın. Bahanelerim tükendi. Mine ile evlenmek ona yapabileceğim en büyük kötülük olacaktı. Aşk böyle bir şey değilmiş. Nasıl bir şeymiş? Bilmem. Ben içimdekileri anlatamıyorum ki. Belki sen bir gün bir şarkı yaparsın. Hepimiz anlarız aşkın nasıl bir şey olduğunu. Ben hiç anlamam öyle şeylerden. Ben hiç aşık olmadım. Hiç mi? Ben yukarıda durumlara bir bakayım. Uyanmıştır herhalde. Mine, günaydın. Nasıl oldun, dinlenebildin mi biraz? Sence? Sözümden ayrıldım. Abim ölümden döndü. Dün ben hayatımın en kötü gününü yaşadım Murat. Nasıl olmamı bekliyorsun ki? Odayı aldılar dedi hemşire. Aldılar ya çok şükür. Annesi içeride çıksın, sen de görürsün şimdi. Geçmiş olsun.
Daha iyisin değil mi? Abi. Bana kan vermişsin, sağ ol. Sabaha kadar da uyumamışsın, beklemişsin burada. Babaannem anlat. Bekledim tabii ki. Beklemez miyim? Hem biz aynı kandanız. Birbirimize babamızın niyatkarıyız sonuçta. Ama bu tek başına aile olmaya yetmez. Biz seninle hiçbir zaman abi kardeş olmayacağız. Tuğrul, sen ne biçim konuşuyorsun? Kardeşin ne kadar üzüldü sana bir şey olacak diye, biliyor musun? Benim bir tane kardeşim var, o da Mine. Biz birbirimize yetiyoruz. Senin gibi belasını bize de bulaştıran, canımıza kasteden bir kardeşe ihtiyacımız yok bizim. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Ne yaparsan yap olamazsın da. Seni etrafında görmek bile canımı sıkıyor benim, anlıyor musun? Tuğrul! Zaten 2 güne vasiyet de açıklanıyor. Başından beri tek derdim para. Tamam. Al işte payına düşeni. Ve defol git buradan. Bak, hastasın diye ağzımı açmıyorum. Beni delirtme. Sevmezsin, istemezsin, o ayrı. Ama ben sağken Gülizar'ı kimse benim evimden kovamaz. Bunu da o kafana sok. Önüne bak. Bundan sonra başını yerden kaldırmayacaksın, anladın mı? Kime baktığına, kimin yanına yanaşmaya çalıştığına da dikkat edeceksin. Ne diyorsun sen be? Ne bakması, ne yanaşması? Allah Allah, sabah sabah hepinize benden mi göründü? Daha açık söyleyeyim istersen. Murat'tan uzak duracaksın. Yoksa canını çok fena yakarım Gülzar. Vallahi bak, çok fena yakarım. Buyurun memur bey, bu tarafta. Bu taraftan buyurun. Keskin sirke küpüne zarar. Biraz sabret. Tanıyın birbirinizi. Bak Gülzar iyi bir kız. Senin için bir canını vermediği kaldı. Ablacığım, geçmiş olsun. Geçmiş olsun Tuğrul. Canım, memur beyler ifadeni alacaklar. Buyurun. Tuğrul Bey, geçmiş olsun. Daha sonra alsanız, yorgun daha çocuğum. Prosedür böyle Hayriye Hanım. Sadece birkaç soru soracak memur bey. Tamam, sorun yok. Babaanne sorsunlar. Buyurun. Tuğrul Bey, daha önce Şerif Meltem'le tanışmış mıydınız? Aranızda herhangi bir husumet var mı? Yok ya, tanımam etmem. Dün gece gördüm ilk defa. Şerif Meltem İzmir'de bir pavyon işletiyormuş. Çiftliğinizde yaşayan Suzan Ayverdi, onun pavyonunda çalışıyormuş. Ne? Nasıl yani ya? Bir dakika, devam edin siz. Kız kardeşiniz Gülizar Sepetçi, Şerif'in yanında çalışmak için kendisine söz vermiş. Şerif'in ifadesine göre bir miktar parayı da peşin almış. Yok artık, o kadar da değil. Bir dakika, bir dakika. Büyük Hanım, siz bu kızın pavyon çıkması olduğunu biliyor muydunuz? Sana inanamıyorum babaanne. Gerçekten inanamıyorum. Ya bile bile bu kızı nasıl bizim evimizde tutarsın sen ya? Konuşsana babaanne. Sakın zırlama. Sakın zırlama, sen açsın belayı kendi başına. Allah kahretsin beni ya. Hadi gel çiftliğe bırakayım seni. Ben de kliniğe geçeceğim. Gülizar. Gülizar. Abi sen de mi? Hastaneden çıktıktan sonra bu kızı evde görmek istemiyorum. Artık İzmir'e mi gönderirsin, pavyona mı postalarsın, ne yaparsan yap babaanne. Kardeşiniz oralarda sahipsiz kalmış. Başına işler gelmiş. Ahlanıp vahlanacağınıza ettiğiniz laflara bakın ya. Oldu. Bir de arkasından ağlayalım. Ah yazık, pavyona düşmüş kızcağız falan diye. Ya babaanne yeter. Yeter, o kız eve geldiğinden beri ne kadar mutsuz olduğumuzu görmüyor musun? Ben o kızı hayatımda istemiyorum. İstemiyorum. Ya gerekirse satalım mandırayı, evi, her şeyi verelim, yeter ki gitsin. Belki de babaannen bizim gitmemizi istiyordur kızım. O kıza bu kadar arka çıktığına göre. Hı? Tamam,
Peki, madem asıl torunun o, onu istiyorsun, biz gideriz o zaman. Sen de yaşarsın torununla. Hı? Ama sana yemin ederim, bir dakika bile durmam ve sen benim bir daha asla yüzümü göremezsin. Yarın şu vasiyet açıklansın, ondan sonra her şey olsun, bitsin gitsin artık. Bir cevap vermiyorsunuz büyük hanım. Artık tarafınızı seçin. Geçmiş olsun. Müsait mi içersin? Gir oğlum, gir. Geçmiş olsun. Gel Tekso, gel. Şöyle vereyim. Fazla kalmayacağım zaten. Malum hasta ziyaretinin kısası makbulmuş. Sahi sen nereye kayboldun dün? Korkuttuk mu seni yoksa? Yok canım, ne korkutması. Ben geldim aslında senin peşinden hastaneye ama göremedim seni. Akraba olmadığımız için bir de almadılar. Ama sürekli irtibat halindeydim burayla. Bilgi almak maksatla. Eksik olma. Neyse, tekrar geçmiş olsun. Ben müsaadenizi isteyeyim. Görüşürüz. İyi günler. Ben de içecek bir şeyler alacağım. İster misiniz bir şey? Yok, ben istemiyorum. Büyük geçmiş olsun. Görünmez kaza. Eminim siz de çok korkmuşsunuzdur. Yani aklımız çıktı tabii. Siz de bizdeyim misiniz dün akşam? Evet, evet. Tuğrul'la iyi arkadaşız. Yemeğe davet etmişti. Teksoy ben bu arada. Hı, Mine. Memnun oldum. İsminizi pek duymadım. Aa. Gerçi abim pek arkadaşlarından bahsetmez ama. Halbuki ben sizin adınızı sık sık duyuyorum. Tanışmak bugüne kısmetmiş desenize. Neyse, görüşürüz. Görüşürüz. Tekrar çok memnun oldum. Kızın pavyondan geldiğini bile bile, başında bunca bela olduğunu bile bile alıp evimize getirdin. Öyle mi büyük hanım? Yeter gelin hanım. Ya ne yapsaydım? Çatısız mı bıraksaydım? Torunum o benim. Mine ile Tuğrul senin torunun değil çünkü ha? Ya sırf o kız kurtulsun diye sen kendi ellerinle büyüttüğün torunlarının hayatını tehlikeye attın. Farkında mısın? Ha? Ya Tuğrul ölseydi, ya Mine'nin başına bir şey gelseydi. Yetti artık. Bir daha ağzın payını verip beni susturamayacaksın. Mine'nin söylediklerini duydun. O kızı bu evden göndermezsen eğer... O kızı bu evden göndermezsen eğer... Alır çocuklarımı giderim. Bir daha ne izimizi bulursun... ...ne yüzümüzü görürsün. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Vallahi ister tehdit de, ister başka bir şey de... ...ne istersen de. Ya... O kızın tek derdi para. Ver parasını gitsin. Bu sorun da çözülsün. Ha, istiyorsan sen de peşinden gidersin. Gelin çocuklar, gelin, gelin. Gelin. Şöyle yatırın torunu, hadi. Ya şu halime bakın, saçmalamayın değil mi ben ya? Çok şükür. Çok şükür sizi böyle gördük ya. Hoş geldin Tuğrul oğlum. Hoş bulduk Şükrü abla. Tuğrul abi biz de geldik hastaneye ama almadılar içeri. Yemek falan getirmiştik. Sağ ol, var ol, eksik olma. Abicim, yani böyle canın istediği bir şey falan varsa söyleyelim, yapsınlar hemen. Ya gel buraya, gel. İyi bir şeyim yok benim, gel. Çok... İyi misin? Çok... Torunlarınızı kaybetmek istemiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Onun için elinizi biraz çabuk tutun Hayriye Hanım. Canım, iyi misin? Rahat mısın ha? Biz
Hanım nerede Yıldız, söylesene. Babama söylemediğim şeyi sana mı söyleyeceğim? Güleciğim niye telefonun kapalı? Saklamayacaktık. Sen özellikle rica etmedin mi benden? Senin dediğine... Şarjı bitmiş. Seni konaktan çağırıyorlar. Aa, niye ki? Bilmiyorum vallahi, acil dediler. Ay. Tamam, bir üstümü değiştireyim bari şimdi, hastane hastane. Şarja takayım şunu, sonra giderim. Ay, tamam. Hadi bekliyorum. Değiştir, beraber gideriz. Olmaz. Olur. Bırakmam seni onlara yalnız. Taberneye bazı malları kaçak yollardan daha ucuz. Ay, ne yapsam olmuyor. Kendimi çok çirkin hissediyorum. Mineciğim saçmalama lütfen. Dur şurada. Sen dünyanın en güzel kızısın. Murat öyle düşünmüyor bence. Yani artık. Bir uzaklaştı benden ya. Resmen sanki başka biri olup çıktı. İçim içimi yiyor. Resmen içim içimi yiyor müzik. Ya bak, sana bir şey söyleyeyim mi? O Gülizar Murat'ın peşinde. Vallahi bak. Ya böyle resmen asılıyor. O İzmir'e gittiğinden beri böyle tuhaf bir şey hissediyorum. Sana da öyle gelmiyor mu? Ha? Ya ben seni üzmemek için bir şey söylemedim ama... bence de öyle. Hatta bence Gülizar Murat'a tutuldu. Ne tutulması ya? Beni gıcık etmek için yapıyor. Gerizekalı. Sırf beni kıskandığından. Kalbi kötü onun çünkü. Bu da mümkün tabii. Yani sonuçta pavyon çıkması kadınlar bunlar. Her erkeği avcunda tutmak ister ama... Ya gerçekten aşıksa Gülizar? Hatta Murat da etkilenmişse Gülizar'dan? Daha neler? Sonuçta çiftlikten göndermek en doğru karar. Kesin çözüm. Nasılsın? Ağrın sızın var mı? İyi, iyi, çok şükür. Ben de nereden geliyor bu pis koku diyorum. Bana bak. Ay Suzi, boş ver ya. Aldırma. Konuşuyor kendi kendine. Otur, otur. Geç otur bir yere sen de Mine. Babaanne, ne olur sen de hemen ne söyleyeceksen söyle, bir an önce gidelim buradan. Hepiniz kulağınızı açın da beni iyi dinleyin. Yarın vasiyet açıklanacak. Herkes sepetçi soyadına yaraşır vaziyette karşılayacak açıklanan vasiyeti. Sonra da evli evine, köylü köyüne Gülizar Hanım. Köy mü, pavyon mu? Abuk sabuk konuşup benim asabımı bozma. Biz sizi böyle mi terbiye ettik? Kızım sen de avukatını çağır. Yarın alacak, verecek, işi bitecek. Hakkın olanın dışında başka hiçbir şey alamayacaksın. Boş hayaller kurma sakın. Hani ben seni uyarayım da sonra canın yanmasın. Neyi hak etmiş de neyi alıyor zaten, o da başka dava ya, neyse. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Kusura bakma kızım. Kardeşlerinin biraz asabı bozuk olanlar yüzünden. Ağızlarından çıkanı kulakları duysa susarlar. Abin de ablan da biraz ön yargılı. Ne ön yargısı babaanne ya? Ya kız canlı bomba gibi düştü eve. Babamıza ortak oldu, malımıza ortak oldu, yetmedi bir de nişanlıma göz koydu. Ne diyorsun sen be? Ama Murat'ın pavyon güzellerine bakacağını düşünecek kadar da bir salak. Tövbe de yarabbim. Ne sen benimle düzgün konuş. Ben kimsenin nişanlısı falan göz koymadım. Ben öyle bir insan değilim. Gerçekten mi? Senin ne olduğunu gördük. İnsanlığımıza geldi, acıdık, evimizi aldık. Yetmedi. Arkandan bir de bu para yiyicileri getirdin. Tamam dedik. O da yetmedi. Senin belan yüzünden benim oğlum canından oluyordu. İnsan utanır. Utanır da çeker gider. Ah! Yeter be! Yeter! Çocuğumu sahipsiz sandınız, üstüne yürüyorsunuz. Ya kimsiniz siz? Kimsiniz siz be? Nesiniz? Ne zannediyorsunuz siz kendinizi? O öyle biri değildir. Suzi, boş ver, bunlar hep böyle ne söylesek aldırmıyorlar zaten, anlamıyorlar. Boş ver bunları, aptal aptal konuşuyorlar. Ya ne münasebet ya, ne münasebet, Allah Allah. Senin o melek kalbine bunların hiçbiri laf edemez. Anladın mı benim? Hadi kuzum, hadi.
Biz buradan gidiyoruz. Bu tımarhane bunların başına yıkılsın. Biz buraya ait değiliz. Heh, şunu bileydiniz. Hepinizi men ederim böyle konuşmaktan. Lafınızı bilin de konuşun. Çok şükür daha hayattayım. Söz hakkı bende. Hepinizi bir kalemde silerim. Haddinizi bilin. Ya sen neyi zorluyorsun babaanne? Bırak artık defolup gitsinler. Bana bak. Yarından itibaren görmeyeceğim seni bu evde bir daha. Hiçbir zaman bu aileden olmayacaksın sen. Sen de birini sileceksen benden başla. Onun o tel tel saçlarını böyle dolayacaktım elime. Yüzünü rende gibi yere böyle 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 rendeleyecektim o candan uyuzunu. Yeter artık, tamam sus. Ya anlamıyorum ya. Bunlar nasıl utanmaz insanlar? Nasıl bir şeyler yani? Ay bunlar dün ölmüşler, haberleri yok. Kalpsizler, ruhsuzlar, zombi gibi bir şeyler. Böyle bunların böğrünü alacaksın kazı, batıracaksın. Dünyayı istilalarından kurtaracaksın. Vallahi sevaba girer. Ya siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Nesiniz? Benim kızım pırıl pırıl tertemiz. Işık saçıyor etrafına ışık. Biz sizin aranızda yapamayız. Kiriniz, pasınız bulaşır. Ben Fettah'ı arıyorum. Toplasın pılısını, pırtısını. Ya onları mı kaldık biz Suzi ya? Ya tamam sen bana bir Gülizer versene. Ya ver, iki çift laf edeceğim işte, ver. Alo Güli. Ya evet, üzülme diyeceğim sana ya. Ne diyeceğim başka kızım? Ya senin gözünden akan yaşa kurban olsun onlar. Bırak biz kendi yağımızla kavruluruz. Yemişim sepetçi çiftliğini ya. Bırak sepet havası, tamam. İsterseniz hemen gideriz bak Güli. Vallahi saniyesinde durmayız. Hadi bitti gitti Gülizer, tamam. Fettah, hayırdır? Biten mi? Sepetçi çiftliği. Yarın gidiyoruz biz. Kim gidiyor? Biz gidiyoruz abi. Ben Suzi Gülizer. Gördüğün geceleri düşün. Bütün gece beni beklerdi. Sabaha karşı eve döndüğümde hop hemen eteğimin altına sımsıkı sarılırdım bana. Alırdım seni koynuma, uyuturdum. Bu birkaç ayda kabusmuş bize. Ben artık uyandım sizin. Hem de çok pis uyandım. Ya ben ne kadar salakmışım ya. Ben harbi salakmışım Suzi. Bir an için her şeyin gerçekten değişeceğine inandım. Sen kimsin de kendini yazgıdan büyük sanıyorsun aptal Gülizar? Hepsi senin bana izlettiğin bu filmler yüzünden. İzlediklerimi, dinlediklerime o kadar inandım ki. Hep böyle Yeşilçam filmlerindeki gibi İyi, güzel, mutlu sonunda biteceğini sandım her şey. Keşke elimden bir şey gelse. Ama bazılarımız işte böyle kadersiz doğuyoruz. Ama neyse ki yalnız değiliz. Benim Gülüm var, senin de Suzi. Geldi seninki. Duydu herhalde. Söyle, gitsin. Emin misin? Belki de onu son kez göreceksin.
veda etmeyecek misin ha? En azından kalp ağrısının hatırına. Kalp ağrısına veda edilir mi hiç? O hep benimle gelecek. Yok söyle gitsin. Baytar'ın da aklını daha fazla karıştırmayalım. Gülizar seninle konuşmak istemiyordu. Ya gitmez kız kapıya yapışır tutkal gibi. Ya esereklidir Gülizar da delidir de şimdi o ortalığı ayağa kaldırır. Manyaktır da yani. Ya değmez de. Kapılarda beklemeye değmez Gülizar için de. Ya bir şey de işte ne dersen de. Tamam. Suzan Hanım iyi akşamlar. Ben Gülizar'la konuşacaktım. Gülizar yok. Nasıl yok? Şimdi odaya geçti gördüm. Gülizar sana yok. Suzan Hanım benim Gülizar'la konuşmam gerekiyor. Hanım hanım bırak Suzi'de. O kadar emeğin geçti bize. Bizden sayılırsın. Belli iyi bir insansın. Bize destek oldun. Arkadaşlık yaptın. Allah senden razı olsun. Sen, annen, dualarımda olacaksın. Ama yok Murat, Gülizar seni görmek istemiyor. Biz de yarın pılımızı pırtımızı toplayıp buradan gidiyoruz. Bitti. Bakın, Gülizar sonradan pişman olacağı kararlar alıyor. Eğer onunla konuşabilirsem iyi gelecek. Gelmez. Sen ona hiç iyi gelmedin. O çok net. Bak sakın yanlış anlama. Yani başka bir zamanda, başka bir yerde karşılaşmış olsaydınız... ...birbirinizin hayatının aşkı olurdunuz. Emin ol. Ama... ...olmaz Murat. Gülizar seni görmek istemiyor. Tamam ya, benim kızım da böyle esereklidir... lafını sözünü bilmez, dandun konuşur eder falan filan ama hain değildir. Kardeşinin sevdiğine dönüp bakmaz. Sakın biz arkadaşız deme. Yemezler. Siz giderken ben dönüyordum. Bacak kadar bir çocuk bile sizi yan yana görse hemen teşhisi koyar. Gülizar'ın canını çok yaktılar. Sen de tuz biber ekme ha? Bazı şeyler zor bulunuyor. Ve ben bunu yeni anladım. Ve Gülizar gibi birisi bir daha karşıma çıkmayacak. Bunu çok iyi biliyorum. Hani dediniz ya... ...başka bir zaman, başka bir yerde karşılaşsaydınız diye. Ben keşke deyip... ...hüzünlü şarkılarda bahtıma yanacak değilim Suzan. Suzi. Yanarken yakacağım da diyorsun. Ne yapalım? Aşkın adaleti kazansın. Sevilmeyen çocuklar zaten sevemezler kimseyi. Sevilmeyen çocuklar ki sevmeyi. Ah, kahve. Sağ ol. Ben de seninle geleyim mi? Tek başına çıkma o kurtların karşısına. Ben sepetçilerin karşısında 10 kaplan gücündeyim. Merak etme sen. Emin misin? İyice düşündün mü? Bak elbet bir dönüşü vardır. Verdim bir karar artık. Bu kadar. Dönüşü yok.
Hem sen değil miydin en kötü karar bile kararsızlıktan daha iyidir diye? Ay yok kız, o benim lafım değil. Bir müşterim söylüyordu onu. Öyle şimdi adamın lafına konmak olmaz. Yani başkasının sözünü sahiplenmek de izinsiz hırsızlığa girer. İşte biz buyuz. Sonuna kadar sade, dibine kadar gururlu. İşte bu yüzden çok seviyorum be bizi. Türkan Sultan da bunu bekler bizden. He, Türkan Sultan. Ben bari valizlerimizi hazırlayayım. Tamam. Ay ama öyle çok taş gibi doldurma valizleri. Fıtık olacağız Feta'la senin yüzünden. Aman tamam be. Hüsnü Bey, bunun ne işi var burada? Candan Hanım, Gülizar Sepetçi hanımefendi benim müvekkilim olur. Ah, ne güzel. Tencere kapak. Güzel. Ayakta kaldınız. Buyurun şöyle. Abla, bu adamın çiftliğe girmesi yasak değil miydi? O kadar uğursuz, o kadar şuursuz bir kız işte bu Gülizar. Al işte, itihançomu hazırla. Gel. Hoş geldin Hüsnü Bey. Hoş bulduk kızım. Gel, gel yanıma otur. Otur, otur. Keyfini çıkar. Nasılsa seni burada son görüşümüz bugün. Bacım. Arkandan 40 gün yas tutacağım. Garanti. Fazla hırpalama kendini tatlım ya. Yavaş yavaş alışırsın yokluğuma. Mümtaz Beyciğim, başlayalım lütfen. Tabii Candan'ım. O nedir öyle? Mehmet Rıfat Bey'in sizlere mesajı Ayrı Hanım. Müsaadenizle. Canım karıcığım. Çocuklarım Tuğrul, Mine ve Gülizar. Şimdi ben de aranızda olmayı çok isterdim. Sevdiklerinle olmak en büyük nimetmiş. Bana son günlerimde çok iyi baktınız. Allah hepinizden razı olsun. Allah senden razı olsun. Oğlum nurlar içinde yattı. Güzel ailem, size iyi kötü bir sürü anı bıraktım. Onlar sizde yaşayacaklar. En büyük pişmanlığım da benimle mezara gidecek. Gülizar, kızım, affet beni. Babalık yapamadım sana. Kanatlarımın altına alıp bir yuva veremedim. Bil ki gözüm açık gidiyorum bu yüzden. Ama eminim hepiniz benim yokluğumu hissettirmeden birbirinize bağlı bir aile olacaksınız. Çünkü aileler kanla değil, emekle, canla bağlanır. Anam, güzel anam. Varlığımın sebebi, ailemi bir arada tutacağını, onlara sahip çıkacağını biliyorum. Sana iyi bir evlat olamadım. Evlatlarıma da senin gibi iyi bir ata olamadım. Çok mahcup gidiyorum sana. Hala da vefasız oğlun olarak senden yardım bekliyorum. Karım, çocuklarım, toprağımı sana emanet anacığım. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Haydi avukat bey, bir an önce bitirelim şu iş. Acelen ne oğlum? Rahmetlinin anısına birazcık saygı göster.
Belli oldu mu? Kime ne bırakmış? Duyamadım. Başçavuş Muazzez kovaladı. Aman bize ne? Siz işinize bakın. Birazdan çay kahve servisi isterler. Ay, yeme içme olmaz da kırma dökme bol olur. Bakalım hangisi indirecek camı çerçeveyi? Bence Tuğrul. Bak rahmetli biliyordu bunun kumarını. 5 kuruş bırakmadı söylüyorum size. İndirir evi tepemize. Ay bence Mine'ye hiçbir şey bırakmasın. Böyle buzlar kraliçesi hırsından elim elim erisin. Belki o zaman insanlığını hatırlar. Gülizar nasıl acaba? Saldırmasalar iyi kızı. Vallahi koyun gibi bekliyor öyle. Gidiyorlarmış. Kesin gidiyorlarmış. Ay ben onları çok sevdim ya. Çok tatlı insanlardı. Böyle sıcakkanlı sepetçi bir daha gelmez dünyaya. İçi dışı bir. Böyle sevgi dolu. Hoş. Bak Muazzez sesleniyor sana. Gel tapunu al diyor. Suadiye'deki ev Zara. Ha, siz geçin dalganızı. Bence bir 5000 bıraktı bize. Nedir yani 5000? Sepetçinin elinin kiri 5000. Tabii canım. Halim bu kız ya. Gel, gel buraya kız, gel. Al bakalım şunları. Ha? Hmm. Ah. Bunu da. Döküp saçma kapı dinlerken. Çok halim kız ya. Mehmet Rıfat Bey'in üstüne bulunan bütün taşınmaz mallar ve menkul kıymetler kendi arzusu olarak saklı aklar saklı kalmak koşuluyla paylaştırılmıştır. Totalde hesaplanan malların merhumun eşi Candan Sepetçi'ye 1/4, nüfusunda kayıtlı evlatları Tuğrul, Mine ve Gülizar Sepetçi'ye geri kalan malların eşit olarak 1/3 bırakılmıştır. Gülizar Sepetçi mi? Bu ne be deli saçması? Ne diyorsunuz siz? Ben asla kabul etmem böyle bir şeyi. Yok artık. Babamın tek erkek evladı benim. Ben parayı mı alacağım? Tuğrul. Ne Tuğrul? Aa Tuğrul diyor. Ben de kabul etmiyorum böyle bir şey efendim. Hayır ya böyle bir şey olamaz. Ya ben babamın biricik kızıyım. Biricik kızı benim. Hayatımda hep ben vardım. Hastalığında her şeyle ben ilgilendim ya. Bu mudur yani? Bu mudur adil olan? Evet, hep o yanındaydı. Neredeydi o, neredeydi? Ben kabul etmiyorum, tamam mı? Verelim bu kıza 1 milyon, defolup gitsin hayatımızdan. Evet, evet. Yani bence 1 milyon bile fazla ama... yani sizin gönlünüzden bu kopuyorsa verelim 1 milyon, tamam. Bitsin aynen, bu iş. Kimsenin itirazı yoksa işlemler bu şekilde devam edecek. Mümtaz Bey, lütfen siz bunlarla ilgilenin. Ne oldu mu? Ya susun, yeter. Madem rahmetli babanızın anasına hürmetiniz, saygınız yok, bari bana olsun. Oturun oturduğunuz yerde. Hak var, hukuk var. Mallar vasiyette açıklandığı gibi paylaştırılacak. Gülzar hakkını alacak. İtirazı olan karşısında beni bunu. Sen tarafını seçtin yani babane. O çoktan tarafını seçti oğlum. Çoktan en başından tarafı belliydi onun. Ay bir susun. Tamam. Ben hiçbir şey istemiyorum. Alın parayı ne yapıyorsanız yapın. Aa, aa lütfeder gibi. Kızım o paralar zaten bizim, bizim paralarımız. Gözü sok numarasına mı geçtin şimdi? Ay çok şık. Daha fazla para koparmaksa niyetin, avucunu yalarsın canım. Tipe bak, sokaktır ama kuyunu ya. Ne malın gözüymüşsün sen Gülizar. Tabii ya. Buradan çıkar çıkmaz mahkemeye gideceksin değil mi? Sonra gazetelerde boy boy fotoğraflar filan. Çünkü asıl derdin ünlü olmak senin. Hem şöhret hem para. Ah mis vallahi. Ayıptır, günahtır. Ayıptır, günahtır. Biraz utanın, utanın yeter. Aman valide hanım, aman. Adımızı kullanamazsın. Hanımlar, beyler. Beni dinler misiniz? Gülizar Hanım. Dün itibariyle miras hakkından vazgeçmiştir. Gülizar. Evrak. Noter onayı. İşte burada. Şükrü abla, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hayriye Hanım evde miydi? Evde de avukatlar da burada vasiyet açıklanıyor. Ha. Şok şok. Ay, ay ne oldu kız? Söylesene. Gülizar mirası reddetti.
5 kuruş almayacakmış bunlardan. Ay deli ya, bir normal çıkmaz mı şu sepetçilerden? Bence haysiyet sahibi desek daha doğru olacak. Helal olsun ona. Kendine yakışanı yapmış. Evet, eğer herkes emin olduysa bana artık müsaade. Yorgan gitti, kavga bitti. Hayrını görün paranızın. Otur kızım, olmaz. Yırtar atarız biz o kağıdı. Olmaz öyle şey. Babanın kemikleri sızlar mezarında. Hakkını alacaksın. Bunun altından da kesin başka bir şey çıkacak Hayriye Hanım. O yüzden fazla yalvarmayın bence. Evet efendim. Bize müsaade. Evren bir kopyasını bırakıyorum. İyi günler. Ya ben sizi ikna etmek için daha ne yapabilirim? Öleyim mi? Ne istiyorsunuz benden ya? İstemiyorum paranızı, gideceğim diyorum. Arkamdan bir temizlik yaparsınız, pılımı pırtımı her şeyimi temizlersiniz. Oh mis. Bak, sonradan gelip aç kaldım, sokakta kaldım, bana para verin falan deme. Avucunu yalarsın, haberin olsun. Sürünsen umurumda olmaz. Senin seçimin sonuçta. Ay siz kafayı yemişsiniz parayla. Her şey para mı ya? Ben bu yaşıma kadar parasız geldim. Ne oldu? Bakın, yaşıyorum. Bundan sonra da aslanlar gibi yaşamaya devam edeceğim. Paradan çok daha değerli şeyler var hayatta. Herkesi kendiniz gibi sanmayın. Ben buraya para için falan gelmedim. Ben buraya düzeninizi falan bozmaya da gelmedim. Ben buraya sadece babamı tanımaya gelmiştim. Başımda ne bir çatı vardı, ne de sırtımı yaslayabileceğim bir dağım vardı. O yüzden sağ olun. Bir çatı verdiniz bana. Benim karnımı doyurdunuz. Gerçekten ben bir an değişir sanmıştım. Bana zamanla alışırsınız sanmıştım. Yok artık. Beni sevmek kolay, kabullenmek zordur. Biliyorum. Son söyleyeceğimi ilk söylerim ben. Kalpten değil de bazen korkularımdan konuşurum. Çünkü benim ne bana sevgiyi paylaşmayı öğretecek bir annem, ne de güven alıp vermeyi öğretecek bir babam oldu. Gerçekten değişir sanmıştım. Bana alışırsınız falan sanmıştım. Baharınıza basarsınız sanmıştım. Yalnızca bir aile istemiştim. Yalnızca bir aile. Kuzum dur. Ay, çok dokunaklıydı vallahi. Böyle birden aklım başıma geldi. Böyle kendimden utandım resmen ya. Sorma, benim de içim çok kötü oldu. Salak seni diyor, bizi gerizekalı. Onun tipinden, hareketlerinden belli ne oldu? Ah babanız. Kuzum bir dinle beni. Gülizar. Yüzüme de mi bakmayacaksın? Gülizar. 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 Etme. Sen onların kusuruna bakma. Acılarına ve korkularına ver. Özünde hiçbiri kötü değil. Yeter ki emek verip işlerindeki iyiliği çıkarasın. Ya ben denedim babaanne ama kendileri buzdağının hallici oldukları için hiçbirine ulaşamadım ben. Üzgünüm ama bir daha hayatım boyunca hiçbirini görmek istemiyorum. Zaten hayat geçmişti üzerimden, bir de kardeşlerime hiç gerek yok. Kardeş gibisi var mı kuzum? Onlar senin ailen. Benim ailem dışarıda beni bekliyor babaanne. Beni bırak gideyim. Onların tabiriyle kendi geldiğim çöplükte yaşamaya devam edeyim. Hem böylesi daha iyi. O kapıdan çıktığım anda ben sildim zaten sepetçileri. Beni de mi sildin? Ben hep senin yanında oldum. Elim erdiğince, dilim döndüğünce hep sana destek oldum. Ömrüm yettiğince de hep elim üstünde olacak. Babaannem,
Babaannem benim, iyi ki tanıdım seni. Ben seni iyi ki buldum. Sen bana babamın en büyük mirasısın. Ama bir süre seninle de görüşmeyelim. Ne olur beni yanlış anlama. Ben seni düşündüğüm için söylüyorum. Candan'la çocukları sana bunu pahalıya ödetirler. Arada kalmanı istemiyorum. Hem onların benden daha çok sana ihtiyaçları var. Kayıplar. Hayat bilmiyorlar. Ben bir şekilde idare ederim. Sen beni hiç merak etme. Onlar ne kadar başıma eğdilerse bugün, sen de o kadar göğsümü kabarttın. Madem gönlünden geçen bu yönde, bana da saygı duymak düşer. Ama babaannen her zaman yanındasın. Hakkını helal et kuzum. Hakkını helal et. Helal olsun. Helal olsun. Milyonları hangi kafayla reddedersin ya? Gözü tok demek ki kızım. Benden de aferin. Kalbi de aklı da yüzü kadar güzelmiş. Hı? Hadi. Aa, ne yaptın ya? Ben sana demedim mi ya? Ne yaptın? Porselen takımlarımı koydun? Çalanı da alsaydın. Kız muhtaç mıyız biz? Yapar mıyım hiç öyle şeyler? Kılık kıyafet sadece. Al şunu. Ay dur. Tamam. Güzel evcik. Hadi hoşça kal. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Yolcu yolunda gerek de neyle gideceğiz acaba? Yürüyoruz işte. Marco Polo bile at üstünde aşmış çölleri. Yürümemiş yani. Taksi çağıracak paramız da yok. Yine döndük başa. Oh. Tamam tamam, sen bana bakma, öyle boş boş konuşuyorum işte. Sen en doğrusunu yaptın. Ben senden gurur duyuyorum, gurur. O zombi sepetçilere kalmadık. Ama yani en azından bir başımızı sokacak ev alabilecek kadar alabilirdin yani. Ya da en azından bir taksi parası. Suzi, biz bir çaresini buluruz. Hep bulmadık mı? Ya ne bileyim, sanki ilk kez talih yüzümüze gülmüştü be. Ne olacak yani, hayallerin şimdi hepsi çöp mü? Benim hayallerim hepsi burada bak. Benim biricik ailem Suzi'mle Fethi Hanım da yanında. Daha ne? İyi ki annenden almışım seni. Sen olmasan ben ne yapardım ki? Ellerim dolu. Gel bakayım şöyle koynuma. Gel. Sıkış. Kuzum, kuzum benim. Hadi yürü. Suzi, sen nereden biliyorsun Marco Polo'yu? Aa, benim tarihli gibi efsanedir, efsane. Bir tane tarihçi gediklim vardı. Ondan öğrendim. Neredeyse tarih profesörü çıkacaktım. Hadi bir dönelim. Ha. Aa, gerçekten tebrik ederim. Kıtlanmıyoruz biz buralara. Daha geniş bir yer lazım. Dur, bekle. Nazancığım, sen niye kahveni içmiyorsun? Enişten sana bir şey bırakmadı diye moralin mi bozuldu? Ne alakası var? Benim migrenim tutunca böyle oluyorum. Sıkma canını. Ablan yanında. Hiç utanmadınız değil mi? Allah için zerre yüzünüz kızarmadı. Şurada babanızın vasiyetini ayaklar altına aldınız. Sıra dayana çek istersen babaanne, bu ne ya? Azar üstüne azar. Çocuk yok karşında. Kendi istemedi. Torununuza kızın. Bizim canımızı da daha fazla sıkmayın lütfen. Dünyalarınız var. Kimsesiz bir Sabi'ye bir avuç yer açamadınız. Sabi mi? Ya babaanne uyan ya, uyan Allah aşkına. Ya biz olmasaydık kız her şeyimizi alacaktı elimizden. Sözlümü bile. Ya Murat'ta gözü vardı diyorum, anlamıyor musun? Hiçbiriniz görmediniz mi ona nasıl bakıyordu? Kes, haddini bil. Bundan sonra kimse Gülizar'ın adını ağzına alıp kirletemeyecek. Benim yanımda torunuma aynı muameleyi hak gören kendini kapıda bulur. Hayriye Hanımcığım, bakın ne diyeceğim. Siz de torununuzla birlikte gitseniz de. Ay o, sizin düzeniniz bozulmasın. Siz mandırasız yaşayamazsınız. Torununuza söyleyin, o da buraya gelsin. Burada birlikte yaşayın ha. Zira ben çocuklarımı alıp buradan gidiyorum. Nasıl gidecekmişsin?
Böyle. Elimi kolum sallıyor, sallıyor. Bakın, ben çocuklarımın payına düşeni ve kendi payıma düşeni satışa çıkarttım. Kendimize İstanbul'da bir yalı alacağız. Sonra Tuğrulcuğuma bir iş kuracağız. Siz de burada böyle mutlu, mesut, gönlünüzce yaşarsınız. Biz siz. Bugünü bekliyordun değil mi gelin? Saat sayıyordun vasiyet açıklansın diye. Çünkü senin tek derdin para. Ailemi dağıtmak. Ama ben yaşadığım sürece buna asla izin vermeyeceğim. Yarın bir emlakçı geliyor. Akşam üzeri de finansçımla kahve içeceğiz. Ben çoktan harekete geçtim Hayriye Hanımcığım. Şimdi adamlara ayıp olur. Benim için bütün programlarını değiştirdiler. İstanbul'dan geliyorlar. Ta buralara kadar. Kıyamam. Hala peşimizden geliyor. Çok aşık sana, çok. Ay Suzi, yeter tamam. Bak seni canlına vereceğim her çiçeği, ye bunu diyeceğim. Akşam yemeği yapacak seni. Bana laf kalabalığı yap. Şurada arkamızda bir dram yaşanıyor. Romantizm. Aşk var aşk. Susturamazsın beni. Ne olurdu çocuğa bir veda edivereydin. Her şey bitti gitti artık. Tamam. Bir vedayı hak etmiyor mu? O kadar iyilik yaptı bize. Anlamıyorsun Suzi. Ben ona veda edemem. Bu kadar güçlü değilim ben. Fethi abi yolun açık olsun. Hakkını helal et Mahmut. Fuat. Bak bu iyiliğin karşılığı kalmayacak ha. Hakkını helal et. Abi ne demek ya? Sen biliyorsun biz sanatçı insanların benden yine biz sanatçı insanlar anlarız. Hadi Fethi. Helalleşmelerin bittiyse çıkalım artık ha. Vallahi ayaklarıma kara sula indi. Acaba diyorum şöyle bir süt kamyonuna atlasak da İstanbul'a öyle mi gitsek ha? O kadar da değil ya Suzan abla. Çalıştığım kadar parayı aldım ben. Tamam taksi çağırdım, o iş bende. Ay yaşa vallahi neredeyse seveceğim seni ha. Vay be. Konuşuruz. Demek gidiyorsunuz üç kafalar. Ama bakın ben yürekten inanıyorum hayalleriniz gerçek olacak. İnşallah senin de. Biz zaten böyle topluca selebrit olacağız. İleride röportajlarda anılarımızı anlatırız. Taksi nereye gelecek? Biz yola çıkalım, gelecek o. Hadi sağlıcakla kal Fuat. Görüşürüz abi. Hadi Fuat hadi. Hadi yolunuz açık olsun. Sağ ol. Ha irtibatı koparmayalım bu arada. Netten takipteyim zaten. Ben de. Fethi, nereye gidecekseniz ben bırakayım sizi. Yok ya, ben o işi hallettim. Taksi çağırdım, gelecek şimdi. Sen zahmet etme. Yani zahmet olmazdı ama madem istenmiyor... Zorlamayalım. En azından vedalaşalım. Vallahi evin kapılarını açtın ya, hiç unutmayacağım. Bir kusurum olduysa affet. Estağfurullah Fethi. Ne kusuru? Asıl sen affet. Ara sıra dik konuşmuş olabilirim sana.
Bu arada değirmenin kapıları sonuna kadar açık sana. Orası senin de evin sayılır. Daha sık sık görüşeceğiz. Yani dostluğumuz baki. Bir kere buldum ben sizi. Daha da bırakma. Ama ben dayanamam ya böyle şeyleri yaptım. Hadi nerede kaldı bu taksi ya? Geliyor. Sen bir dön abi. Şöyle bir kaçınayım. Dön, gel abi, gel. Gel. Tamam. Hadi hanımlar, hadi. Ta İstanbul'a gideceğiz. Hadi. Kaç nereye kadar bakalım. Yolunuz açık olsun. Eyvallah. Fetta. Görüşeceğiz. Bir gün mutlaka. Ne yapıyorsun sen burada? Anlamadım. Ne yapıyorsun dedim. Mine, seni ilgilendirmez. Ne demek beni ilgilendirmez ya? Ya biz sözlüyüz Murat. Ya benim sesim duyulmuyor mu? Ümit, içeri geçer misin? Ben kendimi daha farklı nasıl anlatabilirim ha? Biz seninle ayrıldık. Artık iki çocukluk arkadaşından başka bir şey değiliz. Ben seni ciddiye almıyorum. Bu söylediklerini ciddiye almıyorum. Çünkü sen birkaç gündür kötüsün. O yüzden... Bak, birlikte büyüdük. Güzel zamanlarımız oldu. Ben sana saygı duymaya, değer vermeye aşkım, çalıştıkça... Aşkım. Mine, aşkım maşkım yok artık. Aşkım maşkım yok. Ben sana aşık değilim. Ne demek aşık değilim ya? Abi biz aşığız Murat. Yapma Allah aşkına yapma. Ben sensiz tek bir hayal bile kurmadım. Sensiz nasıl yaşarım onu bile bilmiyorum ben ya. Ben öyle hissetmiyorum. Ben seni artık arkadaş gibi görüyorum. Lütfen daha fazla kalbini kırmak istemiyorum. Lütfen Mine. Murat yok. Sen de beni seviyorsun. Biz düzeleceğiz. Biz eskisi gibi olacak her şey. Ne olursun yapma Allah aşkına. Sen benimsin. Benimsin. Başkasının olamazsın ne olur. Mine, Mine, ya. Mine. Bir sakin olur musun? Bak, özür dilerim ama artık seni sevmiyorum. Lütfen anla. Lütfen. Öldürürüm.
Eğer başkasını seversen öldürürüm kendimi. Sen de vicdan azabıyla ömür boyu yaşarsın. Üzgünüm ama benim için bu duygular artık geride kaldı. Ne olur birbirimizi daha fazla üzmeyelim. Eğer başkasını da seversen onu da öldürürüm. Saçmalıyorsun bunu. Yemin ediyorum öldürürüm. Niye burada mıydın yavrum? Seni başkasıyla görmektense katil olurum. O daha iyi, anladın mı? Ölürüm de öldürürüm de yemin ediyorum. Yeter Mine! Ölürüm. Muazzez Hanım, Mine'ye dikkat edin lütfen. Tamam Murat, Mine. Mine yavrum, ne yapıyorsun? Ya bak kuzum. Kızım. Mine. Hepsi geçecek. Deli mi bu insanlar ya? Sanki sokakta bedava bir şey dağıtıyorlar. Bir ot var sanki sokakta. Ya gidin evinizde oturun, hiç evinizde oturmuyorsunuz Allah Allah. E çalışıyor insanlar. Millet bizim gibi işsiz güçsüz değil. Millet ne güzel, mis gibi parasını kazanıyor. Biz ne yapacağız bakalım? Ya size tamam. Dur. Ben seni sokakta yatırmam. Merak etme. Aa, ağladın mı sen bakayım? Bak deli. Gel sen bana ne aldırıyorsun? Böyle boş boş konuşuyorum işte. Laf olsun beri gelsin. Ben senin için sokakta bile yatarım. Sokaklarda yatıyormuş. Mum açıkmış ya. Dedi bize sahip çıkalım dedecik. Sokaklarda yatıyor diyor. Salak. Ey Allah. Ha bu ne ya? Aa. Aa. Babaannem. Ay ne yaptın? Ne ara koydun sen bunu babaanne ya? Ay Allah razı olsun Hayriye Hanım'dan. Çok hakikatli kadın. Görmüş geçirmiş tabii, diğerleri gibi değil. Ay ver bebeğim, ben onları saklayayım da kaybolmasın. Ay saçmalama Suzi. Bunları tabii ki geri veririz. Bizim kimsenin altında parasına puluna hiç ihtiyacımız yok. Biz bize yeteriz. Sen delirdin herhalde. Ne demek ihtiyacımız yok? Taş mı yiyeceğiz? Ben onların parasını karizma olsun diye reddetmedim Suzi. Hayır, olmaz. Bunları geri vereceğiz. Artık böyle. Sen, ben, Fettah. Eskisi gibi. Bir de gitarımız. Hı. Bu kadar. Aa, çok güzel. Meydanlarda böyle daltonlar gibi dizilir, çalarız artık. Ya sus. Acayip düşünüyorum. Ay ben bir şey de çalamam ki. Sen parayı toplarsın. Hadi bir aç abi. Burası mı? Aynen. Fettah. Fettah sen şaka yapıyorsun herhalde. Ne yaptın? Apart falan mı tuttun? Ya iki gündür gömmeyen vardı zaten. Onda taksi parası da gömdük. Saçmalama, olmaz öyle şey. Doğru söylüyor. Hadi gidelim buradan. Vallahi altınları satsak da yetmez. Ya Suzan ablacığım gelsen ben sana altından fırsat buldum ya. Tabii daha doğrusu Fuat buldu ama görünce havalar uçacaksınız. Bekle. Hocam bozuntusu Fuat. Aman o ne yapacak Allah aşkına? Yemiş seni işte. Onun oyunculuğu da ancak seni kandırmaya yeter böyle. Hocam var ya, hocam hayatının rolünü oynadı. Gülizar'a piyango oldu, piyango. Hadi gelin. Allah Allah. Ne saçmalıyor? Bu senin bir haberin var mı bir şey? Yürü yürü öğreniriz şimdi. Aa, nasıl? Nasıl ya? Nasıl? O yorumlar doğru muymuş? Kızım sen Fettah ne sandın? He? Fuat geldi konuştu bile ya. Ya ben sana sürpriz yapacaktım. Dünden beri dilim şişti benim. Ya sizi görüyor musun? Bak orada yazıyor kartal. Şiş buradan şiş. Kızım var ya, senin kaderinde zengin olmak var. Birini tepeliyorsun önüne diğeri düşüyor. Çimdikle beni Suzi. Çimdikle, çimdikle. Ay! Kartal söz! Kartal söz! Ben şimdi kartal sözle mi görüşeceğim? Ben şimdi kartal sözle mi görüşeceğim? Vuhu! Mutlu mu? Nereye? Ne? Vallahi deli güvenlik kamerası falan görecek. Yapmayın Allah aşkına.
Akıbetimizi bu toplantıdan çıkacak sonuç belirleyecek. Tamam. Sizi dinleyeceğim ama önce bana bir kulak verin. Baran. Ne yapıyorsun oğlum? Harikasın kız. Pardon, siz? Ben sizin geleceğinizim. Kartal. Kartal Söz. Merhaba. Memnun oldum. Ay kusura bakmayın, öyle dil dil dans ettiler falan. Ama hep evde de böyledir. Yapar böyle, çalar, söyler, dans eder. Hobisi işte, ne yapacaksın? Aa, ne hobisi ya? Ne hobisi? Biz gayet profesyoneliz. Hiç onun dediğini aldırmayız. Siz yanlış anlamayın bizi. Bizim kendi videolarımız var, şarkılarımız var. Bu da benim ortağım, aranjörüm olur kendisi, Fettah. Saygılar. Memnun oldum. Ben de Gülizar. Ben zaten sizi çok iyi tanıyorum. Sizi çok takip ediyorum. Bütün işlerinizi biliyorum. Siz Türkiye'nin en iyileriyle çalışıyorsunuz. En iyi sanatçılarla siz çalışıyorsunuz. Daha en iyisiyle çalışmadık. Ama sonunda geldiğine göre yakında çalışacağız demektir. Ay ay ne güzel. Ama şimdi böyle bu konuları ayaküstü konuşmayalım değil mi? Sanatçımızı burada bekletmek hoş olmaz. Yavaş Suzan ablacığım yavaş. Odama geçelim. Tabii. Geçelim. Hem ağır olalım. Evet, ağır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baran bize hemen kahve söyle. Buyurun. Merhaba. Şşt, gelin, gelin. Hiç öyle görmemişler gibi şey yapmayın. Çok öyle etmeyin. İstekliymiş gibi durun. Şey yap. Ağırdan, ağırdan. Geldik vallahi. Çok aradım ben sizi. Artık ulaşamayacağımızı düşünmeye başlayınca videonun altına yorum bırakalım dedi asistanım. Ay. Ay öyle. Bize ulaşmak zordur. Tabii arayanlarımız çok oluyor. Albüm yapmak isteyenler falan. Ben de bizzat kendim şarkıcıyım. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel, bu tarz söyleyebiliyorum. İsterseniz bir kuble, bir ara size daha müsait bir zamanda icra ederim. Çok güzelmiş. Menajeriniz gelmeyecek mi? Menajer? Ha! Siz Fuat'tan bahsediyorsunuz ya. Yok yok yok, hayır. Fuat bizim menajerimiz değil, o bizim bir tanıdığımız yani. Siz tabii videonun altına böyle yorumlar yazınca o da merak etmiş. Acaba böyle gerçek midir? Tepsiyle bırak. Neyse ne yani. Aslında... Sağ ol. Şöyle bir şey. Gülizar'la biz kendi kendimizi temsil etmekteyiz. Öyle değil mi Gülizar? Hı hı. Evet. Videonuzu o kadar çok izledim ki... Ne yalan söyleyeyim, artık umudu kesmiştim. Yani buluşamayacağımızı sanıyordum. Yani siz beni bulmadan demek yaşamam, öğrenmem gereken şeyler varmış. Hayatım böyle sihirli zamanları olur ya bazen. Tabii yaşamadan anlayamazsınız. Bak. Bu güzel sözlerden artık bir parça yaparsın ha Gülizar. Yani bir şey diyeceğim. Yani övmek gibi olmasın ama bizim 3 albüme sığacak kadar parçamız vardır. Yeni bir şarkıyı şu an düşünmüyoruz. Şey, aslında biz şöyle karşılıklı konuşup anlatsak daha iyi olmaz mı? Biz. Bu insanları tanımadan beni de tanıyamazsınız. Fettah benim ortağım, Suzi de benim annem. Eğer ki hayır yok derseniz iyi günler diler çıkarız. Ha, hayır hayır, yanlış anladın. Öyle demek istemedim. Ne demek istediniz? Dinliyoruz.
Bak Gülizar, seninle hemen bir anlaşma yapmak istiyorum. Hedeflerimiz çok büyük olacak. Yıllarca birlikte çalışacağız seninle ve sen sözümden hiç çıkmayacaksın. Onun için şu parçaları bizim arkadaşlara bir ver. Bizim orkestra bir çalsın. Sonra yarın stüdyoda bir provaya girelim. Müzik dersleri de önemli tabii. Şan, solfej vesaire. Eksiklerimizi tamamlayalım, değil mi? Ay ol adam. Şerif'ten beter çıktı. Kızın tapusunu da alacak Zahir. Peki biz ne zaman yapacağız bu anlaşmayı? Ben şarkılarımı güvence altına almadan kimselere vermem. Ne malum çalmayacağınız? Şimdi çalmayacağınız, araklayacağınız anlamında söyleyeceğim. Yani onu söylemek istedi çalmayacağınız derken. Evet. Anladım. Güzel. Yetenekli olduğun kadar akıllısın da. Sevdim bunu. Peki. Başlamak için kaç lira istiyorsun? Milyon mu? 10.000. Var mı o kadar paranız? Hemen böyle trink diye verebilir misiniz? Böyle nakit hemen vermezseniz Gülizar ve ekibi gider. Sor. Kardeşim, ne olur bir dakika ya. Şu bu halimle kaçacak değilim ya. Ablasının gülleri ne olur ya. Kim bilir bir daha görüş günü ne zaman ha? Kardeş, annem mi? Anneannesiyim. Bir dakikanız var. Hadi çabuk. Komutan görmeden. Eyvallah. Aslanım benim. Sağ ol. Lan tek soy. Nerede görüntüler? Ben kodesi boyladım lan. Hakim bakmadı bile. Tutuklu yargılanmasaydı kapattı dosyayı. Yolda yavrum ya. Bitireceğim ben o Gülizar'ı. Bak sen hiç merak etme. Şu görüntüler elime bir geçsin. Kurtaracağım seni. Bana bak. Asıl Tuğrul mu ne? Sen onu hallet. Şikayetini geri alırsa daha az ceza alırmışım lan. Tek soy. Şu işi hallet. Bak anam avradım olsun. Ortağım yapacağım lan seni. Ne? Ne? Lan ya. Ne diyeyim? Kızım ben Tuğrul'a ne söyleyeyim, ne yapayım? Lan ben kodesi boyladım diye balatalarımı sıyırdın lan üzüntüden. Ben mi öğreteceğim işini sana? Tehdit et, şantaj yap, darp et. Tamam. Bende. Tamam. Hadi yeter bu kadar çabuk. Tek soy, aslanım hallet şu işi. Tamam. Hallet şu işi, tamam, görelim yavrum, seni. Tamam yavrum, bende. İşimize bakalım. Tek soy. Tamam yavrum, dur. Tek soy. Tek soy. Tam 10.000 lira. Hayırlı olsun o zaman. Yani şimdi size tabii güvenmediğimizden değil ama ne demişler? Çalsan da bulsan da say, o yüzden lütfen yanlış anlamayın. Anlamam merak etmeyin. Bavullardan anladığım kadarıyla İstanbul'a yeni geldiniz. Kalacak bir yeriniz var mı? Ha yok ama biz hallederiz, sıkıntı yok. Siz zahmet etmeyin. Şirketimizin misafirhane olarak kullandığı bir ev var. Anahtarı alın. İstediğiniz kadar orada kalabilirsiniz. Asistanım geri kalan her şeyi halleder. Yok vallahi asıl siz zahmet etmeyin yani. Biz bir tane otel buluruz, yerleşiriz, kalırız güzel. Vallahi çok teşekkürler. Fethacığım, hep bir itiraz. Ama biz çok yorulduk değil mi yani? Hiç öyle otellerle falan uğraşmasak diyorum ben. Tabii nasıl isterseniz tabii. O zaman biz kalkalım. Tamam. Yarın gel, başlayalım. Anlaştık mı Gülizar? Anlaştık. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hadi tutmayalım. Bir şey yapmayalım. O ne ya? Adam milyon diyor, bizimki kalkmış 1.000 diyor ya. Bari 100.000 isteyeydi. Ay yuh, 100.000 istenir mi? Çok para. Ay safım benim, zaten sen para işinden ne anlarsın? Adam şu an içeride kankan dans yapıyordur söyleyeyim yani. Tamam. Dişlenmemiş cevher buldu tabii. Adam dans etmeyecek de ben mi dans edeceğim? Suzi, azla yetinmeyen çoğu bulamazmış, tamam mı? Önce böyle yavaş yavaş başlarız. Aha, konserleri falan. Sonra müzik ödülleri, ödül geceleri. Ay ben ne giyeceğim ya? En çok hangi renk yakışıyordu bana? Azla yetinmekten bahseden biri mi vardı? Ya Suzi, ben güveniyorum Gül'e. Bak biz bu şirketin kapısından bir kere girdik ya. Bundan sonrası böyle yağ gibi akıp gidecek ya. Aklımız, fikrimiz duracak. Açılın ulan. Gülizar sepetçi geliyor. Geldim. Hadi çıkalım. Çıkalım. Geç.
Heh. Efendim İsmet. Ya işlerim vardı biraz, gelemedim. Ne oldu, çekmişler mi? Tamam, yolla bana bakayım bir. Yolladın mı? Tamam, bakıyorum, duymamışım. Bekle, ayrılma sen. Duracak uygun bir yer bulayım, bakacağım. Bekle sen. İsmet, Yavuz Bey'i ara hemen. Asil'i getirsin, ameliyat etmemiz gerekecek. Tamam? Tamam, geliyorum ben de. Murat, anlaşma tamam. Gülizar vallahi acayip mutlu. Ev işini de hallettik. Adresi, mesaj atacağım sana. Bizi merak etme kardeşim. Bak, senin sevdiğin çorbadan yapmış şu kıyağını mı sıcacık içersin? Suzi, ne çorbası Allah aşkına? Bakmış mı, söyledim mi Perihan'a? Gitmiş bakmış mı Murat'ı, orada mı? Azıcık sabırlı olur musun Mineciğim? Gitti, elbette bakacak. Of Muzi, ne olur geçiştirme beni. Doğruyu söyle ne olur. Doğruyu söylüyorum, birazdan gelir. Gitti, ben gönderdim. Mine Hanım, gittim baktım Murat Bey klinikte güzel güzel çalışıyor. Şükür. Teşekkür ederim Perihan. Çıkabilirsin. Şükür. Düzelecek her şey. Düzelmek zorunda. Her şey eskisinden daha iyi olmak zorunda. Sen böyle hiçbir şey yapmadan oturursan hiçbir şey düzelmeyecek kızım. Harekete geçmek gerek. Harekete geç de Muzi, ne yapsam olmuyor işte. Adam dinlemiyor bile beni. Yok sayıyor resmen. İhtiyacı bile yok ki bana. Duygusal olarak ihtiyacı yoksa maddi olarak ihtiyacı olsun. Aklını çalıştır kızım biraz. Yani artık paranı kendin yönetebilirsin, istediğini yapabilirsin. Nasıl yani? Murat'a para mı ver diyorsun? Allah aşkına Muzi, Murat'ı tanımıyormuş gibi konuşma. Ya böyle bir şey aklından geçtiğini bilse yani beni siler ki. Sen bu adamı istiyor musun kızım? Sence? Ben sana git para teklif et demedim ki. Yani önce borçlandıralım mesela. Kliniğin yerini satın alalım yabancı biri gibi. Sonra çıkmaya zorlayalım. Sen de gidip kliniği kurtar. Kahraman ol. Gitti kanadı kırık kuş gibi Gülizar'ım. Gelinimle torunlarım da ardından bir zil takıp oynamadıkları kaldı. Ama alacakları olsun. Yavrum nasıl gururlu, nasıl insan. Parayı pulu elinin tersiyle itti gitti. Bu dediğime alınmayın ama Hayriye Hanım. Ben vallahi Gülizar'ı size benzetiyorum. Böyle lafının sözünün arkasında duran, dürüst, adaletli, iyi bir çocuk. Allah yolunu bahtını açık etsin inşallah bundan sonra. Koruyamadım torunumu Zamzam. Oğluma verdiğim sözü tutamadım. Koskoca çiftliği, malı, mülkü yönettim. Evdekilere gücüm yetmedi. Yok, yok. Siz illaki bir yolunu bulursunuz Hayriye Hanım. Biz sizin yıllarca kadınlığınızı da, analığınızı da bildik, gördük. İllaki bir ha çaresi bulursunuz siz. Doğru dedin Zamzam. Ben daha ölmedim. Bulacağım. Bir yolunu bulacağım. Bu aralar gelemedim ama en yakın zamanda geleceğim derneğe canım, Jülideciğim. Tamam. Aa, canım, kapatıyorum şimdi, sonra ararım seni, oldu mu? Tuğrul, niye kalktın ama? Dinlenmedin ki doğru düzgün. Annem, sağ olun, yat yat ya. Ya şu Gülizar'ın gidişini kutlayacağım belki çekirdek ailemle. Gel şöyle. Bana hala böyle bir yerlerden çıkıp beni sinir edecekmiş gibi geliyor. Sinirinizi bozan biri gitti galiba. Umarım sözünü ettiğiniz kişi ben değilimdir. Rica ederim kardeşim, gel. Babamızın bize bir KDV'si vardı da ondan kurtulduk. Biz onu kutluyoruz.
Hoş geldin, gel. Hoş buldum. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Aa, olur mu öyle şey? Bunlar sizin. Ay, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şöyle takdim edeyim. Aa, ne kadar naziksiniz. Rica ederim. Bunlar sizin. Ah, teşekkürler. Rica ederim. Alayım. Ne ikram edelim sana? Vallahi sıcak bir şeyiniz varsa içerim ya. Birazcık rahatsızım malum havalar. Tabii, hemen. Ya senle sizinle karşılaştık ama konuşamadık. Turul da sizden pek bahsetmedi. Kimsiniz, kimlerdensiniz? Annem sorgu memuru gibidir, söylemedi deme. Hiç problem değil. Biz aslen Ege'liyiz. Bodrum'un yerlisiyiz. Ama ben uzun zamandır İstanbul'da yaşıyorum. Bir ara işte okul için New York'a gittim. Okul bitince de sonra geri döndüm. Malum, insan memleketini özlüyor değil mi? Aa, evet. Peki şimdi ne işle meşgulsünüz? İşletmeciyim. Türkiye genelinde zincir kulüplerim var. Aa, ne güzel değil mi Mine? Aa, beklerim bir gün. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Aa, tabii gideriz değil mi Mine? Tabii tabii, kesin gidelim beraber. Gelin bakalım. Haydi bakalım. Ay. Böyle bir akıllı sistemimiz var. Ay, çekil çekil çekil. Ay, yavaş Suzi, ezme istersen. Bugüne bugün yürüyen serbest sayılırım ben. Ya. Bu ne ya? Aman. Burası nasıl? Nasıl ya? Ben doğru mu görüyorum? Bu gördüğüm şey deniz mi? Fettah, gel 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 de gözüm manzara görsün. Ay arkadaş, insan burada ne biçim beste yapar ya? Oğlum biz çöplüklerde beste yaptık. Burada var ya, öttürürüz be. Hadi gelin, gidin üst kata bakın. Hadi. Ay Allah. Ben önce bakacağım. Ay. Ay. Harika ya. Ay. 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 Fetta. Bu asansör mü? Allah asansör. Allah. Gerçekten Allah. Mi? Asansör mü ki o acaba? Ya asansör mü o? Asansör mü? Varmış. Aa, çok güzel ya. Baksana. Kız bir şey yapacaksın, kıracaksın yatağı falan. Gülün. Ne oldu? Kız banyo odanın içinde. Hadi canım. Ne? Ay, yok, ay, 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 ay. Gülün, gel gel, burada gel. Bir oda daha var. Kız vallahi adam yatakhane gibi yapmış. Ha. Ay, bu daha yumuşak. Bir sürü yatağa gel, insanın misafiri falan gelse hiç sıkıntı çekmez. Aman bize kim gelecek ya? Bizim bizden başka kimimiz var ki? Doğru yani, kimimiz var ki bizim? Aman canım olsun, biz bize yeteriz zaten. Ay, resmen insana ilham veriyor. Sen beste yapacağın zaman falan gel benim odama. Ben çıkar seni bırakırım burada yalnız, yaparsın. Ha, senin odan. Kızlar, bir gelsenize. Ay, kesin bir şey kırdı bu. Hay Allah. Bizi mi çağırmıştınız? Sizin havanız. Gelin. Gelin, bir şey diyeceğim. Hadi ben fedakarlık yapıyorum, tamam mı? Bütün yataklı odalar sizin olsun. Ben burada kanepede kıvrılır yatarım, benim için sıkıntı yok. Olur canım. Yeter kadar. Sen şimdi bundan kendine bir otel ayarlarsın, tamam mı? İşler güçler düzeldiği zaman da seni de kafanı sokacağım bir çatı ayarlarız. Suzi ya, ne olacak, kalsın işte şurada, biz kapıları kapatır yatarız. Olmaz olmaz. Değişmez Suzi kanunları. Her şey değişir, benim kanunlar değişmez, yatamaz. Tabii ya. Boş ver Gülle ya. Tabii Suzan abla haklı ya. Eşeklik ettim ben. Tabii gidip bir otelde kalırım işte, ne olacak? O zaman bunlar evin anahtarı. Işıkları biliyorsunuz zaten. Ben seni bırakayım. Al çantanı. Alıyorum. Tamam. Hadi haberleşiriz. Tamam, konuşuruz. Rüyayı hatırlayın ha. Ay.
Ay yok yok. Bir kuş sütü eksik. Vallahi ben çok tuttum bu kartalı. Ay, inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Suzi gördün değil mi? İki tane banyo var. Ay dur kaşık. Çık cede. Yani sana artık 40 saat yalvarmayacağım hadi çık hadi çık diye. Ay Güli. Ay. Yani bir gün yırtacağını biliyordum ama yani bu kadarını ben de tahmin etmemiştim. Hayallerimin ilk basamağı. İlk defa kendi emeğimle bir yere geleceğim. Bütün düşlerimizi gerçek yapacağım. Suzi sonra da sana o istediğin çantalar falan var ya, onlardan oda dolusu alacağım. Bir giydiğini hiç bir daha giymeyeceksin. Senin mutlu olmanı istiyorum. Bana o yeter. Çoluda çaputta gözüm yok. Suzi sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Sen beni büyüttün, bana hayatını verdin. Ben senin olmasan ölürdüm biliyorsun değil mi? Kendi kanımdan canımdan olan insanlar beni bir odaya sığdıramadı. Sen beni bir ömrüne sığdırdın be. Güzel Suzi mi? Deli kızım benim. Bebeğim. Rahmetli anneannem televizyondaki adamları görünce yüzünü saklardı. Evde dolaşıyorlar sanırdı. Aile bağlarınız da çok kuvvetliymiş. Öyleyizdir. Allah bozmasın. Aile önemli değil mi? Evet, çok önemli. Oo, bayağı geç olmuş. Vallahi konuşmaya da aldık. Kusuruma bakmayın ya. Artık istirahat zamanı. Ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade sizin. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Hadi ararım seni, yarın konuşuruz. Amineciğim sen tek suyu geçiriver. Abin çıkmasın şimdi oraya. Hadi canım. Aa, yok hiç zahmet etmeyin gerçekten. Ben zaten yolu biliyorum nasılsa. Olur mu canım? Hadi Mineciğim. Yok yok ben sizi tabii geçireyim. Peki teşekkürler. Tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayağınıza sağlık. Yine bekleriz. Gerçekten bekler misiniz? Yani kapımız herkese açıktır tabii. Hayır siz bekleyecekseniz ben geri geleceğim çünkü. Ay ailemsiniz. Vallahi abim duymasın hiç hoşlanmaz böyle şakalardan. Şaka yapmıyorum ki. Kalbimden ne geçiyorsa onu söylüyorum. Tamam endişelenmeyin canım. Siz benimle kahve içmeyi kabul edin. Sonra ne gerekiyorsa onu yaparız. Abinizi de, ailelerimizi de mahcup edecek bir şey yapmam söz. Ay ne bileyim, çok şaşırdım. Ama tamam, düşüneceğim. Belki bir kahve içebiliriz. Bu gece mutluluktan gözüme uyku girmeyecek. Tamam o zaman. Görüşürüz, iyi akşamlar. Dikkatli sürün arabayı. İyi geceler. Teksoy gitti mi? Senin de hoşuna gitti. Sevdin onu. Ne kadar yakışıklı, asil bir adam. Pek dikkat etmedim anneciğim. Bir dahaki sefere dikkat edersin. Zaten İstanbul'da sık sık görüşürsünüz. Ben Murat'ı bırakıp İstanbul'a gelmeyeceğim anne. Siz görüşürsünüz Teksoy'la. Murat'tan kurtulacaksın. Ben nereye dersem oraya geleceksin. Kimi ne dersem onunla görüşeceksin. Ya hayat benim hayatım. Çocuk da benim çocuğum. Seni ben doğurdum. Kızım için en iyisini ben bilirim. O Murat yüzünden aklını oynatmana izin vermeyeceğim Mine. Yeter artık. Yeter. Anladım. Peki sen gördün mü bu evi? Güvenli bir yer mi? Abi en sosyetik mahalledeyiz ya burada. Çok güvenli burası yani. Kapıda özel güvenlikler falan neler neler. Ya insan yine de merak ediyor. Şimdi bu İzmir'dekiler rahat durmaz falan. Sürekli bir tetikte olmamız gerekiyor. Yok yok. Sesleri soluklara çıkmıyor zaten. Şerif de içeride. O iş bende ya. Merak etme sen. Ya yapımcıyı görmen gerekiyor. Yemin ediyorum uçuracak ya Gülizar'ı net. Nasıl ilgili bir de bonkör. Ama anam derdi. Kul sıkışmazsa Hızır yetişmez dedi. Dayalı döşeli evin anahtarını çat diye verdi mi Gülizar'a? Al böyle sana kurban olsun der gibi. Yani müsaade etse ben ona ev ayarlardım zaten. Şimdi yapımcının falan bu işe karışmasına ne gerek vardı? Ha yok öyle tabii yani. Bak
sen benim hayatımda gördüğüm en delikanlı adamlardan birisin. Yani bendeki yerin ayrı ha. Başımın üstünde yerim var. Zaten sürekli arıyorsun, soruyorsun, sağ ol. Peki sen Gülizar'a söyledin mi benim aradığımı? Yok, bir şey deme dedin. Demedim yani, açmadım ağzımı. İyi mi peki? Yolunda mı her şey? İyi, iyi ya. Bir sıkıntı yok. Yalnız sana şeyi soracağım yani, sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Hayır yani ben daha ajanlığa ne kadar devam edeceğim yani, o anlamda söylüyorum. Sen hiç merak etme. Vakti gelince yapmam gerekeni yapacağım ben. İçini ferah tut. Ay Gülizar, ben bu evde dizimizi seyretmem, söyleyeyim. Aa, nedenmiş? Ay şu manzaranın güzelliğine bak be. Işıklara bak. Hepsinde ne hikayeler. Ben şimdi izler izler neler neler kurarım kafamda. Ne filmler çevriliyordur o evlerde. Aman aman neler neler. Sen de ne güzel besteler yaparsın burada. Kız sepetçiler ne yapıyordur acaba? 9 dansöz tutmuş şimdi, coşkulu havai fişekli falan kutlamalar. Ay şu halimizi görseler Mine ile Can'dan kütler bayılır. Ya Suzi, bir daha onların adlarını ağzımıza almayalım, olur mu? Ben unuttum gittim. Ya hepsini sildim ben. Hatta mümkünse şeytan görsün yüzlerini, o kadar netim yani. Onlar benim için öldü. Zaten yoktular da. O zaman başın sağ olsun bebeğim. Ben hemen bir helva kavurayım mı? Bak bak bak, kokusu burnuma gelmeye başladı bile. Suzi'sinin bir tanesi. Pamuk kalplisi, popstarı, beste fabrikatörü. Hadi içeri giriyorum. Sen de çok kalma, üşütme. Kal, ben bitsin geldim. Öldü falan herhalde. Şan eğitmeni randevumuz var. Ardından imaj maker'la toplantımız. Ve bugün de seni dans hocasıyla tanıştıracağım. Hadi hazırlan gidelim. Anladım. Ay çok yoğun bir gün beni bekliyor. Tabii star olunca böyle. Ha, bu arada Gülzar, marka yöneticimizin isminle alakalı çok büyük bir derdi var. Sana yepyeni bir isim arıyoruz. Şşş, yavaş. İsmim de cismim de mis gibi benim. Öyle ben sevmem hep benim olmadığım ortamlarda benim adıma karar vermesin, tamam mı? Sen artık bir ürünsün Gül'ü. Yani insan değilsin, öyle düşün. Değilim. Sinirlenince benim pencelerim çıkar. Sen de öyle düşün. Hop hop, sen nereye bakıyorsun ya? Ben senin gözlerini ayırırım ha. Nereye bakıyorsun sen? Efendim? Çekil git ya. Çekil git, ben giyinip gelirim. Sen dışarıda bekle, hadi git. Yürü, yürü, yürü. Çek git, geri git. Geri git, burada bekle beni. Sapık. Gül'ü ne bağırıp duruyorsun? Manyak mıdır nedir? Bana mı değilsin? Akşam emlakçı gelecek. Tam istediğim gibi bir yalı bulmuş. Beğenirsek gidip yerinde görürüz. Ay hadi inşallah beğeniriz Allah abla. Hı-hı. Ben çok merak ediyorum. Yalnız yalı falan yani çok rutubetli olur öyle. Hani ben söyleyeyim de sıkıntı çıkmasın. Ben daha önce de söyledim. Hiçbir yere gelmiyorum anne. Bu konuyu daha ne kadar konuşacaksınız acaba? Ha? Ben razı değilim sizin gitmenize. Ay sizin rızanızı isteyen oldu mu? Ha? Ben hatırlamıyorum. Oldu mu rızasını? Ali Hanım koşun! Bismillah Veysel. Veysel ne oldu? Koşun, her tarafı polisler bastı. Ne? Baba ne? Polisler bastı. Mandırayı da burayla polisler bastı. Abimin burunmasından ötürü mü? Hayır. Bariyeden gelmişler. Temesebe her şeye el koyuyor. Aman abla. Aa.
Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bize gelen emri uygulamak zorundayız. Ne oluyor beyler? Ya mümkün değil. Olamaz böyle bir şey. Bizim her şeyimiz yasal. Bu evi ve mandıraları boşaltıyorsunuz. Üzgünüm. Ne? Anlamadım. Sabah şirketi de el koymuşlar. Nasıl yani? Hiçbir şey anlamadım ben. Tuğrul Bey, CFO'muz bizi dolandırmış. Vergi kaçırmış görünüyoruz. Neden? Hilmi Bey, Hilmi Bey nerede? Ulaşamıyoruz Hayriye Hanım. Sıra kadem bastı kendisi. Nasıl ya? Yani şimdi her şeyimizi kaybettik, öyle mi? Eğer devlete borcumuzu ödeyemezsek maalesef evet. O da zaten neredeyse bütün mal varlığınıza denk geliyor. Geçmiş olsun. İcra memuru arkadaşlar, buyurun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne olacak şimdi? Bir dakika. Hayır, hayır. Bir dakika. Canan Hanım, sakin olun. Ya bizim yasal bir hakkımız olması lazım. Böyle bir şey olmaz. Şu anda yapacak bir şey yok. Çok üzgün. Bu yasal hak size bir hafta öncesinden tanımış. Lütfen size bildiri de gelmiş. Listemizde her şey yazıyor. Müsaade edin. Biz işimizi yapalım. Buyurun arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. Pardon. Buyurun arkadaşlar, yavaş. Tamam. Kimse engel olmuyor. Siz de yavaş. Tamam. Bu taraftan devam ediyoruz. Hani Kartal Bey? Benim onunla konuşmam lazım. Ben bu şartlarda çalışamam yalnız. Söylediklerin hiç hoşuma gitmedi. Oldu. Onun bütün derdi sendin. Ya onun milyon tane işi, milyon tane projesi var. Yani yeni yetme bir kızın peşinden koşacak mı zannettin? Allah Allah. Sen kime yeni yetme diyorsun ya? Fetta, meşe odun var mı yanında böyle ıslandan? Ben bunu döveceğim ha. Pis pis konuşuyor. Ya bırak ben sizin teki ya. Sen sesine odaklan Gülü, tamam mı? Onu ben halledeceğim. Gel bakalım Gülü. Hocamız içeride seni bekliyor. Yalnız özel ders bu, adı üstünde. Sen bizi burada bekleyeceksin. Nasıl ya Fethi? Neden gelmiyor? Ne diyor ya? Sen bizi burada bekle. Sen meşe odunu mu dedin bana? Sen meşe odunu değil mi? Kapatırım ben. Geliyoruz biz. Geç bakalım. Allah Allah. Evet. Döndürerek Z ile Zi. Önde. Şayet kayıt olursa mesafeni, mikrofon mesafeni ayarlaman için şöyle duracaksın. Ben biliyorum zaten, daha önce yapmıştım. Neyse anlatın tamam. Siz devam edin. Kulağının birini açacaksın. Sol kulağını açsan daha iyi. Evet, evet, evet. Bu değil. Bu böyle. Böyle şarkı söylenmez. Şöyle biraz, evet, kendi boynunu da çok kaldırma. Anladın mı? Anladım. Tamam, başlayabilir miyiz? Tamam. Tamam, bir deneyelim bakalım. Ya Mümtaz Bey, aradınız mı bu Hilmi Bey tekrar? Aradım ama ulaşılamıyor. Erhan Bey'den haber yok mu? Onu da aradım ama o da bu durumda daha fazla bir şey yapamayacağını söyledi. Ay vallahi doğruymuş. Evet ya. Bunları da mı alacaksınız? Ama bunların manevi değeri var. Mümtaz Bey, bir şey yapamaz mısınız? Ama siz de hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ya böyle saçma sapan bir şey olabilir mi ya? Ya Mümtaz Bey, burada bize ait bir tane imza yok. Çok üzgünüm Tuğrul Bey ama bir hafta önceden tebliğ verilmiş. Hilmi Bey bizden saklamış. İşler böyle işin içine be. Ne yapıyorsunuz ya? Ah Hilmi, ah. Ne olacak şimdi? İzin mi vereceğiz? Toplasınlar, götürsünler bunları. Ne yazık ki şu anda elimizden daha fazlası gelmiyor. Evet arkadaşlar, burası tamam. Şimdi diğer taraflara bakalım. Buyurun. Nasıl diğer taraf? Diğer odalara da mı gireceksiniz? Evet. Bir dakika, bir dakika. Bekler misiniz lütfen? Ben de size diyorum. Bir dakika, bekler. Aa, resmen skandal. Asıl biz ne yapacağız şimdi? Hı? Bilmiyorum. Borcumuz bu kadar mı? Çok bir şekilde halledemez miyiz? Memur Bey lütfen, böyle her yere giriyorsunuz. Masaya geç, değerli bir şey varsa etrafa bak, kayıt altına al. Ya yapmayın ne olur. Ya orası babamın hatırası, yapma ne olur. Babamın hatırası. Ay Allah, bunlar ne var ne yok, götürüyorum. Tamam tamam. Ulan yeter artık, babamın yatak odası Tuğrul, burası. Tuğrul tamam oğlum. Anladın mı? Yeter Tuğrul, bu kadar saçma. Tuğrul. Her işin bir usulü bir adabı vardır. Tuğrul. Defolun gidin evimden. Bakın beyefendi, polis memurlarını müdahale ettirmek zorunda bırakmayın bizi lütfen. Defolun gidin lan. Biz işimizi yapıyoruz beyefendi ya, yeter artık, gerçekten yeter. Değerli bir şey varsa kayıt altına alıp gideceğiz, hepsi bu kardeşim ya. Arkadaşlar çalışmaya devam edin. Burak Hanım, çiftlik elden gidiyor. Bir şey yapmayacak mısınız? Böyle seyredecek misiniz? Ya
babaannem bir şeyler yap. Bizi evden atıyorlar. Biz nereye gideceğiz? Efendim? Efendiler sevsin seni. Bana bak. Neredeysen çık gel. Yoksa akşam ezanını müteakip veriyorum savcıya görüntüleri. Savcı mı? Şaka yapmıyorum lan. Ne cehennemdeysen çık gel. Yoksa o sarsak kızınla birlikte akşama kalmaz koğuş arkadaşım olursunuz. Ne oldu? Dilin bir tarafına mı kaçtı? Çabuk buraya çık gel. Gelirken de. Don Fali'ne bir şeyler getir. Şöyle asortik bir şeyler olsun. Hadi lan bekliyorum. Ne yapardın, ne yapardın söyle. Yok, olacak, yapacağız. Sen de mi YouTube mucizesisin acaba? Hayır, öyleyse boşuna uğraşmayalım. Vakit kaybı yani. Bana bak. Sen bugün buraya moral bozmaya mı geldin? Bir sus, bir sus be. Allah Allah. Ne? Bir heyecan var. Heyecandan olmuyor olabilir. Hocam tekrar alabilir miyiz? Kırık bir masalmış. Üzgün sonbaharmış. Aynen. Olmuyor ya. Olmuyor. Neden olmuyor ya? Kendini yıllardır kurduğu bir hayalin içinde bulunca insan... tutulması çok normal. Sakın moralini bozma. Şimdi gözlerini kapat ve yanında en mutlu, en huzurlu olduğun insanla birlikte olduğunu hayal et. Hadi. Ben en çok üzgünken şarkı söylerim. Hüzünlü şarkılar en güzel şarkılar. Şu ağaçların her birinin birer enstrüman olduğunu, bütün orkestrayı, bestenin bitmiş halini duyabilsen keşke. Bence severdin. Duydum. Gerçekten çok güzeldi. Kırık bir masalmış. Üzgün sonbaharmış. Sessizce ağlarmış her gece kanatsız kızlar. Uçup giden yüzler, dönmez diyen sözler. Aynalardan korkarmış her gece kanatsız kızlar. Küçük bir çocukken tek bildiğinden, henüz bir melekken en çok sevdiğinden, ne yapardın?
Mükemmel. Bravo. Çok güzel. Aferin sana. Çok güzel. Hocam? Bravo. Çok güzeldi. Çok güzel. Kaldır. Bir gören olacak. Her yerde kameralar var. Aa, olacak tabii kız. Yoksa sen bunu hatıra defterinin arasında mı saklayacağım zannettin? Ay sen çok şaşırdın. Yoksa sen hep sonunda iyiler mi kazanır zannediyorsun? Allah aşkına. Şerif, Allah aşkına düş yakamızdan. Bu mevzu bitti gitti. Unut. Tamam. Ne yapacaksın? Canımızı mı alacaksın? Yok. Ben sizi yanıma alacağım. Bu resimlerin pırıl pırılları da kasamda saklı. Bana bak. Beni buradan çıkaracaksınız. Yoksa kızınla birlikte yanıma gelirsiniz en kısa zamanda. Suzi! Suzi! Neredesin sen? Bak Kartal Bey bizi yemeğe götürecekmiş. Suzi! Allah Allah! Ha, nereye gittin acaba? Allah'ım. Murat?
Beni şu kimliklerinizi verseniz. Misafiri kabul ediyor musun?